Gündem Özel'den herkese iyi akşamlar. Evet, ana haberin sonunda söz verdiğimiz gibi çok değerli konuklarımızla birlikte stüdyodayız efendim. Gündem Özel şimdi başlayacak. Önce konuklarımı takdim edeyim sizlere. CHP Parti Meclisi üyesi ve ekonomist Müslüm Sarı aramızda. Gazeteci Veysi Dündar ve Politik Yol Genel Yayın Yönetmeni Doktor Ali Haydar Fırat bizimle birlikte. Ama ilerleyen saatler içerisinde Skype'da emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Aziz Konukman olacak. Ve akademisyen araştırmacı Doktor İbrahim Uslu da stüdyoda bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet, yoğun bir gündü hepimiz için, herkes için. Sizler bugünkü toplantıdaydınız, CHP'nin vizyon belgesi toplantısındaydınız. Önce bir Kılıçdaroğlu'nun giriş ve sonuçtaki sondaki konuşmasını izleyelim. Daha sonra konu üzerinde konuşacağız. Net olarak ifade edeyim. Sadece bir adaya, başka bir tek adama, bir zümrenin çıkarına asla oy istemeyeceksiniz. Artık oyu halkımızdan, herkes için daha iyi bir yaşama, yeni bir düzene, yeni bir Türkiye hayaline, yeni bir siyaset kültürüne ve yeni bir siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz. İşte bu yeni sistemi bugün açıklıyorum. Onun için bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Evelallah orası nispeten çok daha kolay olacak. Krizden alnımızın akıyla ve hep birlikte çıkacağız. Asıl zor olan ülkenin yeniden yapısal bir krize girmesini kalıcı olarak engellemek. Tek adam gitsin mi? Evet gitsin. Tek adam rejimi bitsin mi? Evet bitsin. Türkiye'yi, kurumları yeniden inşa edilmiş. Sistemi yasal çerçeveye oturtulmuş. Toplumsal güven ve huzurun hakim olduğu, bölgesinde barışın ve refahın merkezi haline geldiği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Dolayısıyla meselemiz sadece hükümeti devralma meselesi değildir. Mesele Mustafa Kemal Atatürk'ün o büyük hayaline sahip çıkmaktır. Unutmayın değerli arkadaşlarım, değerli yoldaşlarım, değerli vatandaşlarım, değerli dostlarım. Bizler siyasi ve siyaset üstü, rozetli veya rozetsiz, hepimiz ülke için, vatan için birlikteyiz. Hiçbir çocuğumuz bu topraklarda yatağa aç girmeyecek. Nokta. Lamıcımı yok, bu zorba gidecek. Söz veriyorum, bu ülkeye hak, hukuk ve adalet mutlaka gelecek. Bu ülke küllerinden yeniden doğacak. Dünyanın gözünün içine bakın. Bir daha söylüyorum. Dünyanın gözünün içine bakın ve aykırın. Ey dünya, Türkiye senin ucuz iş gücü alanın olmayacak. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Türkiye senin çöp depolama alanın olmayacak. Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya. Sana rakip olmak için. Doğrul milletim diyorum. Doğrul milletim. Asla başını eğme. Ayağa kalkın gençler. Ayağa kalkın kadınlar. Ayağa kalkın çocuklar. Haydi arkadaşlar. Başlıyoruz. Başlıyoruz, başlıyoruz. Evet, açıkçası kişisel olarak bilmiyorum ne kadar önem var ama ben de fikrimi söylemek istiyorum. Son derece coşku veren bir konuşmaydı ve daha çok hedefe yönelik, çözümlere yönelik bir konuşmaydı. Biz dünyanın çöplüğü değiliz dedi, biz dünyanın sığınma kampı değiliz dedi ve herkesi ayağa kalkmaya davet etti. Tek adam üzerinden bahsetti. Sayın Sarı, sizle başlayalım. Oradaydınız bugün, takip ettiniz. Genel anlamda nasıl değerlendirdiniz vizyon belgesi toplantısını? Evet, bir defa çok coşkulu olduğu kadar çok tarihi bir gündü aslında. Ben de bu tarihi güne tanıklık ettiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Gelemeyen arkadaşlar için de şanssız olduklarını söylemek isterim. Şimdi belki Türkiye siyasi tarihinde ilk oluyor. Biliyorsunuz siyasal partiler seçimlere doğru giderken siyasal manifestolarını açıklarlar.
seçim bildirgelerini açıklarlar. Böyle uzunca seçim bildirgeleri olur. Tam böyle seçim döneminin içinde olur. Sonra onlar o kampanya dönemi içinde çok tartışılmaz. Ama şimdi ilk defa memnuniyetle bir defa bir siyasetçi olarak memnuniyetimi şöyle belirteyim. İlk defa partiler vizyon belgeleri açıklama gereği duyuyor. Yani seçimden çok daha önce. Tabii bunun en önemli nedenlerden biri Cumhuriyet'in 100. yılı meselesi. Evet. Yani 100 yılın seçimini yapacağız. Dolayısıyla sadece bir seçim dönemlik değil, daha uzun vadeli stratejilerin ve vizyonların da tartışıldığı bir seçim olması açısından önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu anlamda yapmış olduğu çok önemli bir iş bu. Bu bir defa ortak akılla oluşturmuş bir vizyon. Yani aslında bu şeyin en önemli mesajlarından biri, toplantının en önemli mesajlarından biri buydu. Yani bir partinin, bir siyasal partinin mutfağından çıkan bir çalışma değil bu. Bu partinin dışında olan insanların da bu sürece katkı sağladığı bir çalışma. Dolayısıyla bir ortak akıl çalışması ve onu zaten Kemal Bey çok güzel söylüyor. Diyor ki siyaset üstü ve siyaset içi kadrolarla, liyakatli kadrolarla yöneteceğim diyor ben Türkiye'yi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi zaten ona yönelik de bir takım sunumlar oldu. Orada hem kendilerini siyasetin üstünde gören ya da siyasetin dışında gören herhangi bir siyasal partisi üyesi olmayan ama dünyaca son derece önemli olan kendi alanlarında uzman kişilerin katkılarının olduğu hem de Cumhuriyet Halk Partisi içindeki siyasal figürlerin sunumlar yaptığı bir çalışma oldu. Dolayısıyla tam da onu yansıtan bir çalışma. Ortak akılla yapılan siyaset üstü ve siyaset ötesi aynı zamanda siyaset dışı ve siyaset içi öğelerin birlikte çalışmasıyla oluşturulmuş bir vizyon çalışması oldu. Bu anlamda ilk. Bir başka ilk tabii Sayın Genel Başkan'ın yurt dışı gezilerinden edinmiş izlenimlerin, gözlemlerin de sürecin içine katılması. Yani biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız önce Amerika gezisi yaptı. Evet. Peşinden İngiltere yaptı. Önümüzdeki günlerde de Almanya seyahati olacak. Orada da bazı gözlemler oldu. Orada da çok önemli görüşmeler yapıldı. Hem teknoloji üreten merkezlerle hem finans merkezleriyle, önemli akademisyenlerle görüşmeler yapıldı. Sivil toplumun önemli kesimleriyle görüşmeler yapıldı. O görüşmelerden de bir takım sonuçlar elde edildi. Gözlemler oluştu. Onların da onu zenginleştirdiği bir çalışma oldu bu. Sayın Genel Başkan konuşmasında açış konuşmasını yaptıktan sonra en sonunda da şöyle bir şey yaptı. O da çok güzeldi. Bakın dedi işte bu 6 tane önemli kişi para politikası konusunda, maliye politikası konusunda, istihdam konusunda, endüstriyel dönüşüm konusunda fikirlerini söylediler. Sunumlar yaptılar. Biz de bu sunumlardan yararlandık, etkilendik ve bütün bunları bir araya getirerek, bütünleştirerek kendi vizyonumuzu oluşturduk. İşte o vizyon da budur dedi. Yani ben her şeyi biliyorum, Cumhuriyet Halk Partisi her şeyi biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi mutfağında pişirilerek oluşturmuş bir şey değil dedi. Bu anlamda da son derece önemli. Bu tabii bu yönüyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülük ettiği bir program, vizyon programı olmakla beraber aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne de aşkın olduğu için aslında altılı masanın bileşenlerinin de üzerinde ortaklaşabileceği bir programa dönüşebilme potansiyelini kendi içinde evet. taşıyor. Zaten Sayın Genel Başkanımız kendi sunumu içerisinde hem başta hem sonda çokça altılı masa vurgusu yaptı. Evet. Ve dedi ki biz sizi bir partiye oy vermeye çağırmıyoruz ya da bir kişiye oy vermeye çağırmıyoruz. Biz burada bir sistem tanımı yapıyoruz ve bu sisteme oy vermeye destek olmaya çağırıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu da tartışılacak. Yani altılı masanın diğer bileşenleriyle de belki konuşulacak. Onların da katkıları alarak zenginleşerek devam edecek. Bu ortaya konulan konular hakkında mı? Evet, şimdi bakın bu böyle kutsal bir metin değil. Olmuş tabii. Bitmiş bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin akademisyenlerle ve kendi öz gücüyle oluşturduğu bir vizyon belgesini gösteriyor. Bu arada bunun arkasında 70'e yakın akademisyen de çalıştı. Yani burada sunum yapan akademisyenler dışında Türkiye'de bulunan, Türkiye'de yaşayan hani öyle eleştiriler de geliyor ya. Yani evet, bunların hepsi evet. yurt dışında yaşıyor. Türkiye'yi nereden bilecekler ki? Niye Türkiye'de akademisyenler yok mu biçimde eleştiriler de geliyor. Halbuki öyle değil. Öyle değil. Çünkü arkasında çok ciddi bir akademisyen katkısı var burada. Bunların hepsi Türkiye'de yaşayan akademisyenler. Kaldı ki sunuş yapan arkadaşlar da yabancı ülkelerde yaşasalar da Türkiye'yi çok iyi bilen, izleyen,
Türkiye'ye gelen, zaman zaman konferanslar, paneller veren kişiler. Aynı zamanda dışarıdan bir göz olmasının avantajını da kullanıyoruz biz burada. Yani bazen yaşadığınız coğrafyada bir şeyleri göremeyebilirsiniz. Bazen küresel dünyayı es geçebilirsiniz, kaçırabilirsiniz. Öyledir. İçinde yaşayınca oysa, sorunlar çok fazla görülmeyebiliyor. Evet, görülmeyebilir. Oysa genel çerçeveleri gören, genel yaklaşımları gören, dünyadaki genel etkileşimler içinde olan insanların dönüp kendi ülkelerine bakması, kendi katkı sağlamak istedikleri ülkelere bakmasının da başlı başına bir anlamı var. Yani bu çalışma o anlamı da içeriyor. İşte bu çalışma altılı masanın bundan sonra da gündemine gelebilir. Hmm. Ya bundan sonra konuşulabilir. Diğer liderler de kendi düşüncelerini diğer partiler de bu sürecin içine katabilirler. Bizim görmediğimiz, anlamadığımız, algılayamadığımız şeyleri belki onlar görür. Onlar da bu sürece katkı sağlayabilirler. Yani olmuş bitmiş bir şey değil. Bu bir yaşayan organizma. Bu devam edecek, tartışılacak seçimlere kadar. Hatta seçimden sonra da yani iktidar olduğunda da bu sefer bunların politikaları, açılımları tartışılacak. O bakımdan da son derece önemli buluyorum ben. Tabii bu seçim, bunu bir seçim programı gibi düşünmemek lazım. Bu bir seçim dönemini aşan bir vizyon. Daha ilerleyen dönemi. Uzun soluklu bir vizyon. Ama hedefleri de var. Yani kısa vadeli hedefleri de var. Yani hem Faik Bey'in sunumundan hem Kemal Bey'in, Sayın Genel Başkanımızın sunumundan bu hedefleri de gördük. Bir defa 20 bin kişi başına geliri 20 bin doların üzerinde olan bir ülke tasavvuru var. Maksimum 2030'da. Yani bu da yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir milli gelir üreten ülke demek. 600 milyar doların üzerinde bir dış ticaret ya da ihracat hedefi var. Onun dışında 7 yıl içinde 3,5 milyon yeni istihdam hedefi var. Yani dolayısıyla sadece soyut genel değerlendirmeler yapan bir vizyon belgesi değil. İçinde somut hedeflerin de olduğu. Yani, en çok eleştirilen kısım da buydu aslında muhalefetle ilgili. Daha somut öneriler, daha somut çözümler gibi. O zaman bu toplantının sonucuna baktığımızda bu beklentiyi de karşıladı diyebilir miyiz? Evet. Bakın mesela çok enteresan somut bilgiler vereyim. İşte Kemal Bey'in, Sayın Genel Başkanımızın konuşmalarından. Dedi ki Sayın Genel Başkanımız bugün 3 yılda 100 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı getireceğim. Şimdi bakın bu Türkiye için çok ciddi bir rakam. Yani şöyle düşünelim, 800 milyar dolar milli geliri olan bir ülke %1 bugüne kadar en yüksek yabancı sermaye getirdiği zamanlar, yani AKP'nin en parlak olduğu dönemlerde, küresel dünya entegrasyonunun en yoğun olduğu dönemlerde, bol likitlerin olduğu dönemlerde bile milli gelirin %2'sini geçmedi. Ve onlar biliyorsunuz daha çok Türkiye'deki varlıkların satışıyla gelen paralardı. Telekom'u sattınız, limanları sattınız. İşte bunlardan gelen paraları da biz doğrudan yabancı sermaye yatırımı kabul ettiğimiz için bu şirketlerin satımından gelen paralardı. Şimdi biz Greenfield dediğimiz yani doğrudan doğruya bu ülkenin istihdamına, yatırımına ve üretimine katkı sağlayacak 3 yılda 100 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye getirmeyi taahhüt ediyoruz. Yani rastsal dağılsa bile ya da eşit dağılsa bile bu 30 milyar dolar yapar ki senede yani 1 trilyon dolarlık bir ekonomi olmuş olsanız bile süreç içinde en az %3'ü 4'ü kadar doğrudan yabancı sermaye yatırımı getirmeyi taahhüt eden bir program. Evet. Yani onun dışında işte fonlardan getirilenler, yatırım fonlarından getirilenler, emekli fonlarından getirilecek paralarla Türkiye'nin çok ciddi bir sermaye akışının olduğu ülkeye dönüşmesi hedefi var. Şimdi bakın bunlar son derece somut hedefler, net hedefler. Şimdi mesela yine Sayın Genel Başkanımızın konuşmalarından 418 milyar dolar çalınan paradan bahsetti. Yani Beşli Çete'nin, yandaşların Türk halkına çeşitli uygulamalarla bedelinden bahsetti. Talan üzerinden. Hepsini kendilerine borç yazıyorum dedi. Evet. Ve bunların hepsini tahsil edeceğim dedi. Mesela devletin bu ülkede yaşayan ücretlilere 300 milyar dolar kadar borcu olduğunu söyledi. Ve bu borçları da vergi indirimleriyle istihdamı arttırmakla ödeyeceğini söyledi. Yani bir taraftan tahsil ederken 418 milyar doları, 300 milyar doları da işçilere, ücretlere ödeyeceğini söyledi. Yani program soyut bir program değil. Elbette ki bu bir vizyon programı olduğu için soyutlukları içeriyor, genel çerçeveleri içeriyor, eğilimleri içeriyor. İşte bir endüstriyel dönüşümden bahsediyoruz, istihdamın dönüşümünden bahsediyoruz, büyük teknolojik yatırımlarından bahsediyoruz. Ama aynı zamanda içinde takvimlendirilmiş somut hedeflerin de olduğu bir program. En nihayetinde bu vizyon belgesi bir kalkınma programı.
en nihayetinde bir yatırım programı ve bir kalkınma programı. Türkiye'yi bir lojistik merkez haline getiren, ki Faik Bey onu çok güzel söyledi. Yani Afro-Avrasya coğrafyasında Türkiye işte 4,5 saatlik bir uçak uçuşuyla yaklaşık 20-22 trilyon dolar milli gelirin üretildiği bölgelere ulaşabilen, bakın bu dünyanın 1/5'idir. Dünya 100 trilyon dolar milli gelir üretecektir. 1/5'ine ulaşabiliyorsunuz 58 tane ülkeye. Ve Türkiye bütün bu stratejik önceliklerini iyi kullanarak bütün bu bölgede bir lojistik merkez olabilir. Bunun için de üretim modelinizi, istihdam modelinizi, eğitim modelinizi gözden geçirmeniz gerekir. Yani bu topyekun bir yeniden yapılanma programı. Evet. Her boyutuyla. Ama zaten Türkiye'nin de buna tam anlamıyla ihtiyacı var. Eğitimden sağlığa, ekonomiye kadar her şeyin baştan yapılandırılmasına ihtiyacı var. Evet. Bu bağlamda en önemli aksardan biri burada tabii ki teknoloji. Evet. Yoğunluklu üretim süreçlerinin işin merkezine konulması. Bununla ilgili sunumlar da dinledik. İşte Türkiye patent sayılarından Ar-Ge harcamalarına kadar o geniş alanda dünyada çok geride kaldı. Hı hı. Ve bu program, bu vizyon bunu da önceliyor. Yani teknoloji yoğunluklu mal ve hizmet üretelim. Teknoloji yoğunluklu mal ve hizmet üretecek istihdam politikaları oluşturalım. Bunu üretecek insan kaynağı yetiştirelim. Bunu üretecek vergi rejimleri oluşturalım. Mesela para politikalarını ve maliye politikalarını yeniden ele alalım. Yani Türkiye'nin bugün mesela en büyük sorunlarına biri faiz politikası, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili kurumlar. Kurumların ve kurulların güçlü olduğu ve demokrasinin güçlü olduğu bir Türkiye vurgusu bence son derece önemli. Yani özetle Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi çok net bir biçimde ben bir kişiye ya da bir siyasal partiye değil bir sisteme oy istiyorum. Dolayısıyla ben burada bir sistem tanımı yapıyorum diyor. Evet. Ya bunu başlı başına önemli bir şey. Ya partinin kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de üzerine çıkarak belki altılı masanın da üzerine çıkarak. Yani çizilen tablo şu anda. Ve bir seçim dönemiyle de sınırlı olmaksızın. Yani hem evren açısından hem zaman açısından sınırları olmayan ve Türkiye'yi hani biliyorsunuz AKP'nin böyle bir 2023 vurgusu, 2071 vurgusu. Bu tür rakamlara da takılmadan ama orta ve uzun vadede Türkiye'nin gitmek istediği, götürmek istediği yön ve istikameti tanımlayarak oluşturduğu bir vizyon belgesi. Dolayısıyla bence tarihi bir gün yaşadık. Kesinlikle öyle. Özellikle tek adamın yönetiminden yorulan Türkiye için dediğiniz gibi bize son kral derece... kral değil, kural lazım. Evet. Evet, çok önemli. Evet, çok etkili kral olduğunu aramıyoruz. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Sayın Fırat, siz de oradaydınız efendim. Sizin de değerli görüşlerinizi alalım. Nasıl değerlendirdiniz? Başarılı buldunuz mu? Konuşmaların vardığı yerler neydi? Hedefe ulaşır gibi mi görünüyor? Sizden dinleyelim. Bence de bugüne kadar izlediğimiz siyaset kulvarında yapılmış en tarihi konuşmalardan biriydi. Çünkü geleneksel Türkiye siyasetine özgü üsluplar ya da kalıplar yoktu. Bambaşka bir çerçeve vardı aslında. Ben hem bunun Türkiye'deki siyasal alanı genişlettiğini düşünüyorum bir taraftan. Bir taraftan da aslında dünyadan Türkiye biçilen... Çok az bir tık daha böyle yüksek sesle. Tabii ki. Tabii ki bir taraftan da Türkiye biçilen role ilişkin olarak aslında bir meydan okumaydı. Yani, yani bizi hani işte kendi çöplüğü gibi gören ya da mülteci kampı gibi gören ülkelere ya da bize geri teknolojiyle ihraç edip de bizim de bunlarla övündüğümüz bir ülke konumundan çıkıp dünyayla her konuda yarışabilen bir ülkeye öyle bir niteliğe kavuşmak adına bence yapılmış iyi bir konuşma. Kimileri bazı ayrıntılara takılıp bu büyük konuşmayı küçük ayrıntılarda boğmaya çalışıyorlar. Ona da geleceğiz hiç daha sonra. Hiç ona takılmaya gerek yok. Burada iki mesajlara bakmak lazım ve bu mesajların topluma nasıl bir karşılık bulacağına ve sonrasında iktidar olduğunda bunların uygulanması sonrasında nasıl bir Türkiye'nin oluşacağını düşünmek lazım. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin yeni bir vizyon çizdi. Yani hatırlarsanız bundan yaklaşık bir ay önce 28 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam Sayın Erdoğan bir vizyon konuşması yapmıştı. Evet. Ve orada yani Türkiye topluma sunduğu şey şuydu. İşte Kanal İstanbul'u yeniden yapacağız. Ama aslında Türkiye'nin buna ihtiyacı yoktu. Yani Türkiye'nin bu tür projelere ihtiyacı yok. Türkiye'nin çünkü dışarı satabildiği şu anda yüksek teknoloji içerikli herhangi bir ürünü yok. Sizin yüksek teknoloji içerikli herhangi bir ürün satmadan mevcut durumunuzu aşmanız mümkün değil. Sayın Kılıçdaroğlu bunun altyapısını hazırlıyor. Yani Türkiye'nin hani büyük bir dönüşüme ihtiyacı var derken Sayın Kılıçdaroğlu aslında bunun sadece
Türkiye'deki siyasetin değişmesi anlamında söylemiyor. Evet. Türkiye'deki bilim anlayışının değişmesi gerektiğini, Türkiye'deki üniversite anlayışının değişmesi gerektiğini söylüyor. Ve bununa uygun da bir takım kurumlar inşa edeceklerini söylüyorlar. Yani hem Sayın Faik Öztürk'ün konuşması, hem Sayın Selin Sayıkbükü'nün konuşması ki son derece başarılı konuşmalardı onlar da. Ama diğer akademisyenlerin yaptığı konuşmalarda bugüne kadar Türkiye'de izlenen siyasetin, ekonomik siyasetin ya da iktisadi seçeneklerin ne kadar yanlış ya da ne kadar hatalı ve inanılmaz sakıncalar doğurabileceği gerçeğini bize gösterdi. Onun da ötesinde şöyle bir gerçeklik var, bunu söylemek lazım. Yani bugüne kadar Sayın Kılıçdaroğlu bence en önemli konuşmalardan birini yapmıştır. Bunu neye benzetiyorum? Bunu 1923 Nisan'ındaki 9 Umde'ye benzetiyorum. Yani egemenliğin kayıtsız ve şartsız bir biçimde millete verilmesi gibi ya da 1959'daki ilk hedefler beyannamesindeki gibi CHP tarihinde ya da 70'lerdeki Ecevit'in çıkışı gibi evet. Bir çıkış. Dolayısıyla aslında Sayın Kılıçdaroğlu için de kendisi zaten hep şunu söylüyordu ve bunun gereğini de yapan bir siyasetçi oldu. Yani biz sadece eleştiren bir parti olmayacağız. Biz aynı zamanda neler yapılması gerektiğini program ve projeler ortaya koyan bir parti olacağız. Bence bu söylemini de yine haklılaştıran, yine doğrulayan bir çizgiye getirdi. Ama bugüne kadarki bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı en tarihi konuşma, en vizyoner konuşmaydı. Yani Erdoğan'la ilgilenmediği, Türkiye'nin gündelik siyasetine mahkum hiç olmadığı onlara girmedi. Çok önemliydi. Yani bu benim kişisel şeyim ne derler hani endişem oydu. Hani acaba gündelik siyasete dair bir eleştiri getirir mi? Bunu yapmadı. Evet. Yapmaması da son derece yerindeydi. Çünkü Türkiye'nin bu kavgalara, bu tartışmalara ihtiyacı yok. Türkiye'nin bambaşka bir siyasete ihtiyaç var. Yani bu kadar gencin yurt dışına gidiyorsa, başka bir gelecek arıyorsa bu ülkenin ve senin ülkenin geleceği senin elinden çıkıp gidiyorsa sizin yeni bir gelecek kurmanız lazım bu ülkede. Ve dolayısıyla bu geleceği kurmak için de dünyanın saygın bilim insanlarının da yani şeyin mesela işte Rifkin'in konuşması evet. Çok eleştirildi ama aslında o çok önemli bir mesajdı. Ben mesela onu şöyle yorumladım. Yani hani bizden insanlar yurt dışına giderken aslında dünyada mesela Merkel'in ya da işte Çin Devlet Başkanı'nın danışmanlığı yapmış bir insan Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapıyor. Dolayısıyla hiç anti-emperyalizmle ilgisi olmayan insanların ya işte Atatürk'ün partisi kimlerle çalışıyor vesaire falan diyorlar. Ya o beğendiğiniz Çin bütün o şu anki bütün o süreçlerini örgütleyen insanlar hep yurt dışında eğitim aldılar ya da yurt dışından hocalar geldi o insanlar eğittiler. Dolayısıyla Rifkin'in böyle bir süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olmasının ben sembolik olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani dünyanın saygın bilim insanlarından ve aynı zamanda akademisyenlerinden ve aynı zamanda bir gelecek vizyonu sunan ve bu da dünyada çok farklı akademik tartışmalarda yankı bulan bir insan gelip Sayın Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapıyor ve diyor ki biz sizin bu yolculuğunuza sizinle beraber olacağız. Yine Daren Hocamoğlu'nun aynı şekilde ortaya koyduğu tezler yıllardır tartışılıyor ve tartışılmaya devam edecek. Bence dünyanın en üretken bilim insanlarından biridir. Bizim Türkiye'deki bilim insanları da Rafet Güçkaynak ve ondan sonra işte Sayın Karan'ın yaptığı konuşmalarda aynı şekilde bütün bu çerçevede toplamda baktığımız zaman şu çıkıyor karşımıza. Yani Türkiye'nin bambaşka şeyleri konuşması lazım. Bambaşka gerçeklikleri konuşması lazım. Ve bu da onun başlangıcı gibiydi bence, aslında dediğiniz yani gibi. Bir perde vardı Sayın Kılıçdaroğlu. Bence Türkiye siyaseti üzerinde, Türkiye toplumu üzerinde o perdeyi kaldırdı. Yani biz şununla övünüyoruz. Yani işte mesela Almanya ya da Fransa işte beton üretiminden vazgeçiyor. Onu Türkiye'ye getiriyor. İşte sizin en verimli ovalarınızda beton üretiyor. Bunun büyük bir sermaye yatırımı olduğunu düşünüyorsunuz. Oysa onlar çip üretimine geçmiş. Ve kirletici teknolojileri size ihraç etmişler. Dolayısıyla bununla sevinebilecek bir şeyiniz yok sizin. Sizin çip üretmeniz lazım. Onu söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Yani çip üretebiliyor musunuz herhangi bir konuda? Yani Türkiye'deki en önemli markalar, 100 markanın değeri 18 milyar dolar. 18 milyar dolar. Bir Fransız markası ismini vermeyeyim reklam olmasın diye. O markanın yani işte değeri aynı şekilde 18 milyar dolar. Bir Fransız markası yani bildiğimiz böyle işte makyaj vesaire falan güzellik üzerine. Şimdi yani hani büyük firmaları bu teknoloji anlamında Apple vesaire falan hiçbirini saymıyoruz. Yani bu artık hani Türkiye'yi çok çok aşan büyüklükte markalar. Dolayısıyla 100 tane büyük şirketiniz yani dünya çapında bir marka olmuyorsa, 500 tane üniversiteniz var. Bu üniversiteniz dünyada herhangi bir yere gelmiyorsa, ilk 100'e giremiyorsa, ilk 10'a giremiyorsa sizin 80 milyon, 90 milyon insanı doyurmanız mümkün değil. Bu insanların öyle ya da böyle yeni bir takım açılımlara ihtiyacı var.
Yani her alanda sadece biz krizi yaşamıyoruz. Bence biz bir çöküşü yaşıyoruz. Çünkü bu iktidar bütün projeleriyle, bütün yapıp ettikleriyle sadece var olanları satmadı, aynı zamanda geleceği de ipotek altına aldı. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu da onu söyledi. Yani o geleceği, ipotek altına almış geleceği kurtarmak. Hani orada çok güzel bir cümle kurdu. Hani umudu çalınmış toplumun umudunu geri vereceğiz. Yani hakikaten bir umut kırımı mevsiminde yaşıyor bu coğrafyada insanlar. Yani hiç bu kadar, yani çok farklı krizler, darbeler yaşadı bu ülke. İnanılmaz, gerçekten kötü süreçler, siyasal süreçler yaşadı. Ama bu kadar umutsuz ya da bu kadar öngörüsü ya da daha doğrusu geleceği öngörmeyen ya da bundan telaşlanan, korkan bir kitle, bir topluma dönüşmemişti. O yüzden bu konuşmanın umut verici bir konuşma olması, moral verici bir konuşma olması, her şey yeniden başlayacak. Yani nasıl Mustafa Kemal bir meydan okumayla bambaşka bir şey kurduysa, bugün de bir kırılmayla Sayın Kılıçdaroğlu başka bir şey söyledi bu topluma. Bugüne kadar çok duymadığı bir şey söyledi. O yüzden bu duymadığı şeyleri bence bundan sonra özellikle Cumhuriyet Halk Partilerinin her kademesinde olan insanın toplumun bütün kesimlerine bunu anlatması lazım. Evet. Yani yeni bir ekosistemden bahsediyoruz. Bu yeni ekosistem içerisinde Türkiye nasıl yerini alacak? Bağımlı bir ülke mi olacak? Enerjiye, efendim işte teknolojiye, farklı alanlarda, yoksa bu bağımlılığını kıracak? Hani dünya ile yarışacağız diyor ya Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Her alanda dünya ile yarışacağız. Dolayısıyla o yarışma meselesi, rekabet meselesi için sizin çok ciddi bir bilgi birikimine ihtiyacınız var ve insana yatırım yapmaya ihtiyacınız var. Yani her tarafta betonu yaymaya ya da betonu inşa etmeye gerek yok. Bunun bir karşı olmadığını biliyoruz. Yani her yerde üniversite var şu an, mesela İstanbul'da görüyorum. Her tarafta apartmanlarda. Ya bu bilim değildir. Yani bu evet. Bilim değildir. Bu bilim üretmek değildir. Bu bir Ar-Ge faaliyeti değildir. Türkiye'nin toplam Ar-Ge'ye ayırdığı parayla bir tane araba markasının Ar-Ge'ye ayırdığı para aynı mı? Bu kabul edilebilir ya da sürdürülebilir bir şey değil. O yüzden bu sürdürülebilirlik açısından da bu konuşma bence Türkiye'nin ihtiyacı olan bir konuşmaydı. O yüzden bence hem bir taraftan siyaset üstüydü, bir taraftan partiler üstüydü ama aynı zamanda zaten şunu söyledi. Kendisiyle ilgili olarak da onu belki konuşuruz. Hani bu adaylık meselesi vesaire falan üzerine hani bu buna bir şey olabilir ama şunu söyledi. Ya ben dedi bir başka Türkiye'nin değişiminin içerisinde yer aldığı bir bileşimin parçasıyım. Dolayısıyla sadece kendime dair bir oy istemiyorum sizden. Evet, onu özellikle vurguladım. Bu değişime oy istiyorum. Yani Türkiye'nin yeni bir sürece girdiğini düşünüyorum ve bu süreci hep birlikte sahiplenelim. Evet. Önce kendinizi alkışlayın dedi. Yani siz bu sürecin aktörüsünüz. Dolayısıyla hani kahraman beklemeyin, bir kişi beklemeyin. Bir kişi gelecek, seçilecek, ondan sonra Türkiye düze çıkacak vesaire. Bunun üzerine bir hayat kurmayın. Bu hep birlikte inşa edeceğimiz bir şey öyle olacak. Öyle kolay bir süreçte değil. Olmayacak. Az sonra onu da soracağım bunu zaten da söyledi, sizlere. Bunu evet. Da söyledi ya, dolayısıyla hani şöyle toparlayayım. Hakikaten bugüne kadar bizim çok hani basın tarihi çalışan bir insan olarak söyleyeyim. Bütün liderlerin konuşmalarına öyle ya da böyle bakıyorum vesaire ama bu kadar vizyoner bir konuşma Türkiye siyaset tarihinde çok nadir evet. Yapılmış konuşmalardan biridir. Yani Türkiye'deki gündelik şeye hapsolmadan bir gelecek vizyon, bir gelecek çerçevesi çizip. O siyasi atışmalara boğulmadan hiç çok gerek net yoktu ki yapılmadı. Bence çok büyük başarılı bir şeydi o açıdan. Çok iyi bir tercihti ve bu tercih çerçevesinde ben yani Sayın Kılıçdaroğlu konuşma yaptıktan sonra sadece o Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Sayın Kılıçdaroğlu'na gönül vermiş, onu sevmiş olan insanlar değil. Çok farklı çevrelerden ya çok hocam çok iyi bir konuşmaydı diye mesajlar aldım. Yani evet. Çok farklı çevrelerden, hiç oy vermemiş insanlardan. Hatta yıllardır işte Demirel hayranıyım, işte merkez sağa oy verdim. Ama bu konuşmadan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na vereceğim diyen insanlar mesaj attılar. Bu bence bunu büyütmek lazım. Yani bu umudu büyütmek lazım. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu rüzgarı devam ettirmek gerekiyor. Evet, bu çok önemli. Türkiye'nin gerçekten buna ihtiyacı var evet, diye düşünüyorum. Evet. Peki Sayın Dündar, bir gazeteci gözüyle efendim. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl şimdi, değerlendireceksiniz? İki konuğumuz da tabii ne derler, sahadan bildirdiler. Evet. Ben... Oradaki hastalığı şanslı yeni... olan taraf. Eyvallah. Hastalığım dolayısıyla iştirak edemedim. Hatta şu an klimada o kadar soğuk esiyor ki titremeye başladım. Ama sen de en az orada bulunacak kadar tabii iyi çalışmışsındır. Dışarıdan gözlemlediğim bir sürü detay var. Şimdi vizyonlar tabii yarışmaya başladı. Erdoğan'ın söyleminden sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun da sahne alması ve bugünkü müthiş konuşması. Tabii ilk başlarkenki konuşmayı kastetmiyorum. Keşke başlarken o... konuşmasaydı, evet, başka bir sunum yapsaydı. Final konuşması tam bir lider statüsünde Türkiye'ye talip ve ben adayım zaviyesiyle yapılan enfes bir konuşmaydı. Onu hakkını verelim ki Kılıçdaroğlu'nun CHP rozetiyle çıkmaması, Türkiye Cumhuriyeti bayrağının rozetiyle çıkması da muhtemeldir ki adaylarının ilanı olarak okunabilir kanaatimce.
Sevgili Müslüm Bey kardeşim dedi ki 418 milyar dolar Sayın Kılıçdaroğlu'nu alacak değiliz ibaresi. Bu rakamın 3'te 1'i bile tahsil edilse ülkenin düzlüğe çıkması muhtemel. Çünkü dikkat edin şu an 5 milyar işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden 10 milyar Suudi Arabistan'dan para gelecek diye halaylar çekiyoruz. İşin enteresan kısmı. Tabii şimdi AKP'nin Türkiye'nin 100 yılı diye bir başlık çıkarmışlardı. Ben ona hep şu nazarla biraz da element uydurdular diye istihza ediyorum. Çünkü 22 yılın hatta 2023'e de baz alacaksak neredeyse ilk çeyrek geçtikten sonra böyle bir şeyin dinlendiriliyor olması ufuk noksanlı olarak gözüküyor kendi adıma. CHP'nin Türkiye'nin ikinci yüzyılı başlığı daha manidar geliyor, onu da söyleyelim. Bugün yapılan sunumların en etkilisiydi kanaatimce. Zira çok iyi konuştu, kendine inanmıştı Sayın Kılıçdaroğlu, hepimizi de inandırdı. Ve enfes konuşmalardan bir tanesini yapmış oldu. Seçim startının verildiğini hepimiz kabul ediyoruz kanaatimce. Zira hem vizyonlar hem sunumlar gelecek vaatleri bu seçimi kazandıracaktır muhtemelen. Hükümette kalma ya da hükümeti devralma meselesi de değil. Bu ülkeye vizyon sunmak, işte sınıf atlamak, muasır medeniyetler. O hep şey söyleniyor ya, hani bütün amaç acaba Erdoğan'ı mı devirmek? Aslında bu bence ona bir yanıttı. Yani bizim derdimiz Erdoğan değil. Kesinlikle hepimiz hemfikiriz. Yani evet. Keşke Sayın Erdoğan başarılı olsaydı da böyle bir telaşımız, öyle, böyle tabii, bir yarışımız olmasaydı. Aynı 20 yılın sonunda devamlı surette kullandıkları bir ibare vardı. Onu hatırlatayım. Ekran başındakiler devamlı surette ilk 10 ekonomiye gireceğiz diyorlardı. 20 yıldır iktidardalar, ne oldu? İlk 20'nin dışına çıktık. Dolayısıyla evet, böyle bir ekonomi bilmezlik bu iktidara nasip oldu. Daha da fazla tekrar görev talip olmaları da onların kusuru olsa gerek. Şimdi az önce ben de not olarak almıştım sevgili Haydar'ın söylediğini. Ali Haydar'ın, ilk 100 firmamızın toplam değeri 20 milyar doları bulmuyor. Türkiye'nin evet, ilk 100 büyük firması. Dolayısıyla buradan X bir devletin bir tane firması ilk 100'ümüze tekabül edecek kadar maddi bir güce sahip. Dolayısıyla buradan yeni bir sunumla vizyon atılacak, çağ atılacak ve daha güçlü firmalara kavuşmamızı gerektirecek bir sıçramaya ihtiyacımız var kanaatindeyim. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun birkaç tane başlığını aldım. İlk başlarken siz de verdiniz. Neredeyse aynı cümleleri seçmişim ben de. Cumhuriyet kendi özünden güç alarak yeniden şahlanacak. Dolayısıyla burada aslında bizim ekonomi bakanımıza da bir atıf var. Yani ekonomi gözlerdeki ışıltı değil, yeniden bir şahlanmayı gerektiriyor. Tam aynı saatlerde Erdoğan Urfa'da şunu söylüyor. Bu topraklardaki mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açtık. Biz Ensar'ı da biliriz, muhaciri de biliriz. Bundan taviz yok. Bay Kemal ne Ensar'dan anlar ne muhacirden anlar. Vallahi hepimiz anlıyoruz Ensar'dan da muhacirden de. O tarihi dönüşümü de hepimiz okuduk, biliyoruz ve tasavvur ediyoruz ama böyle ne böyle bir Ensar dönemi ne böyle bir muhacirlik dönemi yok. Bu kadar uzun süreli, bu kadar yüksek rakamsal bir değerde ve ekonomimizi neredeyse çökertecek radiye getirmiş bir ekonomiden bahsediyoruz ki kaldı ki Büyük Orta Doğu Projesi'nde Sayın Erdoğan'ın eş başkansınız denilerek bir motivasyona sokulduğu, sonra Suriye sınırının derken İran sınırının temizlendiği, doğudan pasaportsuz ve kimliksiz herkesin gelip geçtiği, nitekim Avrupa'dan da öyle, kimlikle artık gelinebilen bir ülkedeyiz, mülteci kampına dönmüş vaziyetteyiz ki burada toplama kampı diye latifelendiriyoruz ama ayrı konu. Yapılan harcamaları sadece Suriye özelinde defaatle dillendiriyorum. Suriye'deki sınır ticaretinin bize kaybı 100 milyar dolar civarında. Ve mültecilere harcanan para da bir o kadar 50-60 milyar, hatta hanımefendi bir bakan geçen hafta 65 milyar gibi bir rakam dillendirdi. Neredeyse ortalama 200 milyar dolarlık bir zarardan bahsediyoruz. Bu bile bugünkü ekonomik gidişatın ne kadar kötü bir adaya vardığını gösteriyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir cümlesi var. Tek adam gitsin mi? Evet gitsin. Tek rejim bitsin mi? Evet bitsin. Ancak yerine bir sistem, çalışan yeni bir sistem gelsin. Yeni bir tek adam aramıyoruz. Bugün bambaşka bir sistemin altyapısını hazırlıyoruz dedi. Nitekim 70 kişilik ekonomi kurmaylarında müteşekkil olan bu yeni oluşumun hepimizce takdir edilmesi gerekiyor. Dışarıdan gayet tabii iktidar yanlıları veya troll medyasının eleştirileri muhakkak olacaktır. Bunun cevabı da şu. Yok işte Jeff'in yurt dışı kaynaklı olması ve benzeri bir sürü eleştiri var. Ya da neden işte Skype'la bağlandı ve benzeri. İktidar olanında da Cefkin'in burada arz endam etmesi kadar doğal bir şey olmayacaktır. Başka bir konu ama bu eleştiriler dile getirilirken de şunu nazara dikkate almak lazım. Bir CEO vardı. Hem Nissan'ın hem Renault'un CEO'suydu. Lübnan asıllıydı. Hatta Carlos Hassan diyelim ona. Mitsubishi'nin üçünün ortak CEO'suydu. Dolayısıyla bu CEO'ların başına bir Arap asıllı biri getirildiğinde bir şikayet olmuyorsa, ekonomiyi daha iyi biliyor diye ekonomist bir insandan istifade ediyorsak bunun
eleştirilecek bir yeri olmasa gerek. Nitekim futbol olsun, basketbol olsun ve benzeri bir sürü teknik direktör talep ediyorsunuz. Zaten en iyileri... sanırım bir onu eleştirdiler değil mi? Başka bir şey gözüme çarpmadı benim. Yani bu eleştiri babında, bu da bu eleştirilerden bir tanesiydi. Ona kalırsa işte Coca-Cola'nın da CEO'su Muhtar Kent. Yani evet. Dolayısıyla burada hani bu tip araştırmalar ya da İngiltere'nin başbakanı çok şu an var canım, Hint asıllı. Tabii ki. Bu tabii örnekleri ki çoğaltmak mümkün. Ben bu zaviyeyle bakıldığı zaman 70 kişilik bu ekonomik kurmaylarının ve bugünkü yapılan sunumun çok başarılı olduğu kanaatindeyim. Muvaffak olunacağı kanaatindeyim. Neden? Çünkü şu an sadece bu iktidarın, 20 yıllık iktidardan bahsediyoruz. AK Parti'nin ve dolayısıyla külliyedekilerin israflarını, fazladan olan harcamalarını kısıtladığınız zaman büyük bir feraha çıkmış olacaksınız. Sadece bunu bile yapmak söz konusu olduğunda. Dolayısıyla yeni gelecek ekonomi kurmaylarının sil baştan yeni bir ekonomi düzenine sokulacak olması yeni oluşumlarla beraber daha iyi bir raddeye taşınacağımız kanaatindeyim. Ben bugünkü sunumu çok beğendim. Emeği geçen herkese de tebrik ediyorum. İnşallah Türkiye'nin en azından ikinci yüzyılında daha müreffeh, daha muasır medeniyetler seviyesine taşınmış bir ülke nizamına kavuşuruz kanaatindeyim. Evet. Tabii ki orada konuşulanlar, anlatılanlar, projeler, konuşmacıların ve genel başkanın anlattığı her şey çok güzel. Eğer bunlar olursa hiçbir sorunumuz zaten kalmayacak ama şimdi gelen sorular da o yönde, yapılabilirlik imkanı nedir? Yani seçim oldu, ertesi gün hükümet değişti, bütün düzen değişti. AKP'siz bir hayat nasıl devam edecek, nasıl toparlanacak, nasıl istediğimiz düzeye getirilecek, ne kadar zaman alacak her şeyden önce? Şimdi bu vizyon belgesinin en önemli yanlarından biri bu aslında. Bir defa kaynağı düşünülmüş bir belge. Yani arkasında ne kadar finansmana ihtiyaç duyulabilir bu dönüşümleri yapabilmek için bu çalışılmış. Bununla ilgili bir arka plan var. Dolayısıyla finansmanla ilgili bir problemin olmaması hesaplanmış. İkinci olarak, şimdi bakın bir program uyguladığınızda çok uzun vadeli hedeflere yönelik bir çerçeve oluşturduğunuzda kısa vadeli kazanımlar elde edemediğinizde o programların meşruiyeti kalmaz toplumda. Çünkü Keynes'in dediği gibi hepimiz uzun dönemde ölmüş oluruz. Yani çok uzun dönemde elde edilecek hedefler için insanlar beklemezler. İnsanlar kısa vadede elde edilecek sonuçlara da bakarlar. Ki kaldı yüzden, ki öyle olması gerekiyor. Sorunlar evet, o kadar fazla birikmiş durumda ki ve acil halledilmesi evet gerekiyor ki. O yüzden kısa vadeli de ulaşabilecek hedeflerle uzun vadede ulaşabilecek hedeflerin o programın içinde çok gerçekçi, akılcı bir biçimde takvimlendiriliyor olması gerekir. Bakın bu vizyon projesinde bunu görüyoruz ayrıntılara indiğimiz zaman. Şimdi kısa vadede yapılması gerekenler var. İşte Sayın Genel Başkanımız da söyledi. Önümüzdeki 6 ay içerisinde makroekonomik istikrarın sağlanabileceği bir vizyon belgesi bu. Ya bu şu demek, hemen Merkez Bankası bağımsızlığı sağlanır, enflasyonla mücadele edilir, faiz politikası ve rezerv politikası olduğu gibi, yani olması gerektiği gibi uygulanır ve bunun sonucu olarak fiyatlar genel seviyesi, yani enflasyon hızlı biçimde düşer. Bütçe mesela 2023 bütçesini revize edeceğiz dedi. Evet. Sayın Öztürk. Yani bu bütçeyi kaldıracağız, yeniden bütçe yapacağız dedi. Maliye politikasını buna göre dizayn edeceğiz. Dolayısıyla kısa vadede sonuç alabileceğimiz şeyler var. Bu programın içinde kısa vadede sonuçlarını görebileceğimiz mekanizmalar var. Şimdi bu son derece önemli. Zaten bakın Burçin Hanım, bizim en kolay çözebileceğimiz sorunlar iktisadi sorunlar. Yani şu anda aslında en zor o gibi görünüyor halihazırda. Bakın şu anda en yakıcı olan sorunlar iktisadi sorunlar. Yani insanlar çok büyük ekonomik problemlerle tabii karşı karşıyalar. Ama en rahat çözebileceğimiz olan onlar. Çünkü Daron Bey'in de söylediği gibi, Daron Hoca'nın, inanılmaz bir potansiyel var Türkiye'de ve ne yaptığımızı biliyoruz. Dedi ki Türkiye bu programı, bizim de umutlu olmamız gerektiren iki tane konu var dedi. Bir, Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var. İki, ne yaptığını bilen bir insan kaynağı var. Yani sorunların çözümlerini yeniden keşfetmeyeceğiz. Dünya ne yaptıysa biz de onu yapacağız. Bunu biliyoruz, bunu yapabilecek durumdayız. Dolayısıyla kısa vadede iktisadi sorunlar çok hızlı çözülecek. Bakın Türkiye potansiyeli yüksek olduğu için o kadar hızlı bir yabancı sermaye girişi olacak ki Türkiye'ye. Sayın Genel Başkanımız 100 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımından bahsediyor. Bakın ben size bir de
portföy yatırımı olarak gelecek, devlet iş borçlanma senetlerine gelecek, borsaya gelecek portföy yatırımlarını ve kredileri de koyduğumuz zaman bu rakamın çok daha fazla olacağını öngörüyorum. Yani çok kısa sürede Türkiye'deki iktisadi sorunlar çözülecek. Ama bir de orta ve uzun vadede bu vizyonun içine yerleştirilen problemler var. Bakın biz sadece kısa vadeli istikrar programları hedefini önümüze koyarsak ülkenin yapısal sorunlarını çözemeyiz. Bakın IMF programları böyleydi. IMF bu ülkenin istikrara ihtiyacı var, bu ülkenin ödemeler dengesi problemi var. O yüzden ben bu ülkeye kaynak vereyim, para vereyim ama karşılığında kemer sıkayım. Çünkü arzla talebi dengeleyeyim, burada bir faiz dışı fazla olursun. Ben alacağımı alayım diye bakar evet. IMF. Para verdim, alacağımı alayım diye bakar. Dolayısıyla kısa vadeli çözümler içerir, palyatif çözümler içerir. Biz ona birinci düzey ekonomi programlar diyoruz ekonomistler olarak. Onlar ülkelerin yapısal sorunlarını çözmezler. Bir müddet sonra IMF baktı ki biz ülkelere bu reçeteleri veriyoruz. Bir müddet sonra o ülke yine kucağımıza oturuyor. O zaman ne yapalım? O zaman biraz yapısal reformları da için içine koyalım dedi. İkinci düzey programlar da bunlar. Aslında bizim 2002'de imzaladığımız Standby Anlaşması ve 2005'te AKP'nin devam ettirdiği Standby Anlaşması böyle programlardı. Yani diyordu ki ben sana para vereceğim, ödemeler dengesi istikrarını sağla ama aynı zamanda işte vergi reformu yap, istihdam politikasında şu reformları yap, şuraları sat, işte çiftçilerle ilgili mesela şu ürünleri ek, şu ürünleri ekme gibi biraz daha ülkenin yapısal dönüşümlerini hedef alan programlardı. Bunlar da ikinci düzey programlar ama şimdi öyle bir yerdeyiz ki artık bunlar yetmiyor. Yani istikrar programları, ikinci düzey kısmi yapısal reformları uygulayan programlar yetmiyor. Bize üçüncü düzey programlar lazım. İşte bu program öyle bir program. Kısa vadede istikrara odaklanırken, kısa vadede ülkenin para politikalarını ve maliye politikalarını dizayn ederek hızlı bir biçimde ekonomik iyileşme sağlarken ve oradan bir meşruiyet yaratarak insanların programa olan bağımlılığını arttırırken, çünkü halk desteği çok önemli. Yani siz bir dönüşüm programı uyguluyorsunuz ama insanlar hiçbir gelir elde edemiyor bundan, hiç faydalanamıyor. Bir müddet sonra o programa olan katkıları ve destekleri düşer insanların. Halk desteği düşer. O yüzden biz kısa vadeli istikrarı yok sayamayız. Evet. Onlar bu programın içinde olacak ama onun ötesine geçerek uzun vadede de ülkenin işte üretim sürecini yeniden yapılandırarak, teknolojik yatırım süreçlerini yeniden planlayarak, İnsan kaynağını yeniden planlayarak, eğitim politikasını yeniden ele alarak, vergi politikasını yeniden ele alarak ve en önemlisi tabii sosyal devleti yeniden çalıştırarak, hak temelli bir yoksullukla mücadele stratejisi izleyerek. Bakın mesela bu programda trollerin tartışmadığı, konuşmadığı konulardan biri bu. Şimdi biz sadece yoksullukla mücadele etmeyeceğiz. Bu bizim bir ayağımız. Yani mevcut yoksulların yoksulluklarını giderme, onları yönetme değil, onların yoksulluklarını giderme ve onu bir vatandaş olmak temelli, hak temelli bir biçimde organize ederek vatandaşlıkla ilişkisini de kurarak devleti de güçlendiren bir biçimde ele almak. Ama bu yetmez, yeni yoksullar da yaratmadan bu işi yürütmek lazım. Çünkü bakın inanılmaz dönüşümler geliyor dünyada. Şimdi her üç insanın yaptığı işin birini 2030'da makineler yapacak. İşte o ileride çok büyük istihdam sorunu yaratacak. Bu ne demek? Büyük bir teknolojik işsizlik geliyor. Tabii. Şimdi siz bugünden bu istihdam politikalarını ele alıp insanları, ama başka yeni işler de gelecek. Bu yeni işlere kanalize edemezsek, eğitim politikasını buna göre dizayn edemezsek, insan kaynağımızı buna göre ayarlayamazsak o zaman yeni yoksullar ortaya çıkacak. Tabii. O zaman bu dönüşüm süreci sizin yoksullukla mücadele etmenizi ek yeni yoksullar yaratacak. Ama işte bununla da mücadele etmek gerekiyor. Şimdi aile destekleri sigortası yoksullukla mücadele etmenin en büyük aracı. Ama yeni yoksullar yaratmadan da bu dönüşüm sürecini tamamlayabilmek için başka mekanizmalara ihtiyaç var. İşte bu programda o var. Bizim orta ve uzun vadede yapacağımız şeyler işte bunlar. Dolayısıyla biz kısa vadede yapacaklarımızı, orta ve uzun vadede yapacaklarımızı harmanlayarak, bunları takvimlendirerek ve bunların kaynağı ile ilgili çalışmalar yaparak, her şeyi yerli yerine oturtarak bir vizyon çalışması yapmış durumdayız. Anladım.
her boyutuyla düşünülmüş, düşünülmüş bir vizyon. Bu uygulanabilir program. Bir şey. Yani i̇şte evet en çok hani kafa karıştıran o tabii ki yani. Seyircinin sorduğu soruya dönecek olursak bu kadar uzun açıklamadan sonra evet bu program uygulanabilir bir program. Çünkü bu program uzun vadeli hedefler için kısa vadeyi es geçmeyen, kısa vadede de boğulmayan. Boğulmayan. Ama uzun soluklu bir perspektifi de Türkiye'nin önüne koyan bir program. Tabii şimdi vatandaş da bunu düşünmekte haklı. Çünkü kötü tecrübeler yaşanmış. Türkiye'de daha önce zamanda çok şey söylenmiş, çok şey yapılamamış. Dolayısıyla haklı olarak bunu soruyorlar. Tabii 2023 hedefleri vardı AKP'nin hatırlarsanız. Evet, evet. Yani 2023'e evet. 2 ay kaldı, 1 ay kaldı. Tabii canım. İşte 500 tabii. milyar dolar tabii. ihracat siz dediniz. Bugün izledim hepsini. İşte. Bugün bir merak edip izledim 2023'ün hani daha önce söylenenleri. İşi başına gelir şu kadar evet. falan filan. Biz hala şu anda ama peynir zeytin fiyatı. Onlar 2071'e çektiler şeyi. Evet. 2051 var. Allah uzun ömür versin. Biz görür müyüz bilmiyorum. Uzun vadede hepimiz ölmüş oluruz diyor bence, kendisi. Bence biz ona ölmüş oluruz ama onlar kalabilir. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz olmayacak. Peki bu olur mu olmaz mı uygulanır mı uygulanmaz mı zorluk derecesi nedir? Vaatler çok güzel ama uygulanma aşamasındaki zorluk derecesi size göre nedir? Ya önce şunu söyleyeyim hani sıklıkla AK Parti kendisinden önceki dönem eleştiriyor ve bu dönem kötüydü diyor. Evet doğru Türkiye hakikaten birçok alanda eksikti ama AK Parti dönemi kadar kötü bir dönemde yaşamadı. Dolayısıyla bu tespiti yapalım. Bu sadece ekonomiyle ilgili değil, yaşam bütün alanlarla ilgili. Yani eğitimle ilgili, adaletle ilgili, yani tarımla ilgili dolayısıyla yaşamın ne hangi alanına bakarsanız bakın o alanda çok ciddi bir takım sorunlar görürsünüz. Evet. Bu uygulanır mı meselesine gelince ya şunu söyleyelim yani emin olun AK Parti iktidarı o kadar hani ciddi bir toplumda erozyon yarattı ki Türkiye'de bir iktidar değişimi beraberinde o kadar çok büyük bir potansiyeli açığa çıkarır ki. Yani uyumuş geniş kitleler var. Evet. Öyle ya da böyle umutsuza düşmüş yani bir şey yapmaktan artık imtina eden insanlar var. Yurt dışına gitmiş insanlar var. Başka bir iklim gelişir Türkiye'de. Yani hani şeyle bir film gelir, iklim değişir, Akdeniz olur diyor ya. Kendi yazarlarında işte Yusuf Kaplan'ın tweet'i var. Gençlerimizin %95'i umutsuz ve ümitsiz diyor. Evet yani dolayısıyla hani AK Parti gidince her şey düzelecek anlamda bunu söylemiyorum. Ama şu var yani o kadar kötü ve yıpratıcı bir siyaset izledi ki bazen hani doğanın kendisi böyle hiç müdahale etmediği zaman kendisini onarıyor ya. Yani bir toplumda kendini onarma kabiliyetine sahip. Şimdi mesela kentlerle ilgili tartışmalar var, yeni tartışmalar. Orada mesela onarıcı kent kavramı var. Aslında Kılıçdaroğlu'nun bu siyaseti bir tür onarıcı siyaset. Yani Türkiye'nin yıpranmış olan, Türkiye'nin öyle ya da böyle belli alanlarında çok ciddi zarar gören mekanizmalarını tekrar işlevsel hale getirmek. Yani kurumlarıyla, o kurumları yöneten insanlarla. Çünkü bir birikim var ve bu iktidar Türkiye'nin bütün birikimini yok saydı. O yüzden şunu söylüyor bize, yeni bir tarih algısı yaratıyor. Ya benden önce bir şey yoktu diyor bu ülkede. Yani yol yoktu, araba yoktu, işte buzdolabı yoktu falan, fırın yoktu falan. Bu bir algı yaratıyor. Yani benden önce tarih yoktu Türkiye'de. Çünkü hani milyonlarca insan yeni ilk defa oy kullanacak ve o insanlar sanki bu teknolojik değişim ya da daha doğrusu bu bağımlılık bu dönem vardı. Hani ondan önce Türkiye karanlık bir dönemde yaşıyordu gibi bir düşünce var. O yüzden birinci mesele bu. Yani bu iktidarın bir kere artık Türkiye'yi yönetme potansiyeli ve becerisinin kalmadığını görelim. Bunu hakikaten yani bu birçok AK Parti oy vermiş insan da söylüyor. Yani biz artık hani kazanamayız, kazansak da yönetemeyiz. Evet. Bunu farkına varmış olan çok insan evet, var. Evet, algısı hakim. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu bugün açıkladığı mesele zaten yani 2010 yıldan beri ben takip ettiğim için söyleyebilirim, rahatlıkla söyleyebilirim. Her bir projenin şeyini söylüyor. Yani hani burada Sayın Vekilimiz var, çok daha iyi bilecektir. O projenin kaynağının ne olduğunu, uygulanıp uygulanmadığını zaten kendisi soruyor. Yani çünkü pratikten gelmiş bir insan. Yani devlette 30 yıllık deneyimi olan bir insandan bahsediyoruz. Bu insanın klasik bir siyasetçi gibi davranmasını beklemesin. Zaten bunun karşı antitezi bir siyaset inşa etti. CHP'deki dönüşümü ve değişimi başlatırken. Şimdi o değişim ve dönüşümü Türkiye'de yapmaya çalışıyor. Ama bunun için birincisi bence bir zihniyet devrimini gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani alışageldiğimiz, bugüne kadar ezberlediğimiz, ya işte şuraya yatırım yapsak daha iyi, buraya yatırım yapsak daha iyi vesaire falan. Yani bir Hubble teleskopuna bakın neler keşfediyor.
Ve bizim gündelik hayatımızdaki tartışmalara bakın. Hani hani Darren Acemoğlu'nun yanına almış ya, bir tarafta da İbrahim Tatlıses'i yanına almış Erdoğan falan. Şimdi hani ben de onu söyleyecektim. Yani İbrahim Tatlıses'in indirgediği Tegoti Çigoti zarbesi de değil. Değil. Yani dolayısıyla başka vizyonlardan bahsediyoruz. Bu onlar küçümsediğimiz için falan değil. Evet, yani bu şöyle bir mesele. Yani onun başka bir yeri var. Ama senin bir de sunman gereken, hazırlaman gereken bir gelecek meselesi var. Ve o gelecek meselesini hazırlayacak yeni insanlara ihtiyaç var. Yeni bir zihniyete ihtiyaç var. Bence asıl mesele bu bir zihniyet değişimi. Çünkü biz çok klasik şeylere alıştık. Yani işte şuraya yatırım yapsak iyi olur, buraya yatırım yapsak iyi olur. Yani 20 yıldır beton ekonomisinden bir şey uman bir toplum haline geldik. Bunun bir şey kazandırmadığını gördüğümüz halde halen devam ediyoruz. Yani ne anlatıyor bize iktidar? Ne kadar büyük projeler yaptığını anlatıyor. Bu projeleri de ne elde ettiği vergilerle yaptı, ne sattığı, efendim özelleştirdiği kurumlarla yaptı. Bunlar geleceğimizi ipotek altına alarak yaptı. Borçlandırarak yaptı bizi. Bizi borçlandırarak yaptı. Bir de işin enteresan tarafı Aydar kardeşim. Şimdi inşaatları diktir ama kendi vatandaşı ev alamıyor düşün. Evet. Yani ev Türkiye, alamadığı gibi kiralık bile tutamıyor yani 100, şu anda. 100 yıllık tarihimizde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanlar şunu söylüyorlar. Biz hani bırakın ev almayı. Hani eskiden şunu söylerdi. Bu maaşla ev alınabilir mi? Şimdi herkes şunu söylüyor. Bu maaşla kira ödenir mi? Yaşayabilir tabii, miyim? Tabii. Hani bununla yaşayabilir miyim? Şimdi bu böyle bir düzlemden sizin bir toplumu çekip çıkarmanız gerekiyor. Ama onun için de o toplumu inandırmanız gerekiyor. Bunu inandırmanız için de böyle vizyon sunmanız lazım. Mesela bunu ya Mustafa Kemal mesela 1927'ye kadar devrimler yapıyor. Hı hı. Sonra 27'den sonra kendince şöyle bir tartışma açıyor. Ya benim bu devrimleri yaşatabilmem için yeni bir zihniyet, yeni bir insan modeli inşa etmem lazım. Ondan sonra mesela insanı üzerinden çalışmaya başlıyor. Ve yeni kurumlar inşa ediyor. Yeni bir takım süreçler başlatıyor. Bizim Türkiye'de böyle büyük bir değişime, bir kırılma anına ihtiyacımız var. O yüzden var olan ezberlerin dışında bir siyaset yapılması gerekiyor. Yani gündelik siyaset üzerinde değil. Mesele burada da ortaya koyuyor. Yani bu kadar borçlandırılmış bir ülke olabilir mi? Yani her bir kurumu inanılmaz borçlu. Ve şöyle söyleyeyim size. Ankara'dan hani bildiğim için sayın vekilimiz de çok iyi bilecek. Ya bütün kurumlar, devletin bütün kurumları kirada. Eskiden bu kurumların hepsinin öyle ya da böyle kendi binaları vardı. Tabii. Ama mesela Burcu Hanım siz benim arkadaşımsınız. Siz bir bina yapıyorsunuz. Ben de bakanım. Kendi bakanlığın binasını satıyorum. Size kiracı oluyorum. Ve bu aylık o kadar astronomik rakamlar veriliyor ki. Yani hani orada israfa son vereceğiz açıklaması yaptı ya Sayın Faik Öztürk. Hani gerçekten o israfı sonlandırmanız durumunda bile Türkiye'de başka bir geçersiniz yani. Türkiye'de başka bir potansiyel tabii, yaratırsınız. Tabii. Çünkü bize şunu inandırdılar, bize şunu söylüyorlar. Diyorlar ki demokrasi oy vermektir. Hayır abicim, demokrasi oy vermek değildir. Demokrasi hesap vermektir. Hesap verdiğin zaman o demokrasi demokrasidir. Yani şeffaflık varsa, yani benim vergim nereye gidiyorsa ben bunu soruyorsam o zaman demokrasi var. Yani yoksa dünyanın birçok antidemokrat ülkesi insanlar oy veriyorlar. Evet. Ama hesap soramıyorlar. Hiçbir anlamı yok o zaman. İktidarda hesap vermiyor. O da demokrasi olmuyor. Hemen bir virgül koyuyorum. Tabii İkinci ki. Bölümde devam edersiniz. Daha sonra Veysi sana vereceğim söz. Çok kısa bir ara. Daha sonra tekrar birlikte. Evet, çok kısacık bir ara verdik. Devam ediyoruz tekrar. Söz sizdeydi Sayın Fırat. Evet. Buyurun. Yani şunu söylüyordum en son. Hakikaten iktidarın değişimiyle Türkiye'de bambaşka kapılar açılacaktır. Bugün onu söyledi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Amerika ve İngiltere gezilerinde hani bu ülkede kaynak bulunur mu meselesi aslında bir siyasal sorundur. Bir iktisadi sorundan ziyade bir siyasal sorundur. Ha bu elbette ki tek çare değildir. Mesele Türkiye'nin gerçekten üretebilir bir ekonomi ya da iktisadi yapıyı ya da yaklaşımı benimsemesidir. Bunun bence alt yapısını hazırlıyor Sayın Kılıçdaroğlu ve evet, dolayısıyla yanındaki insanlar, değerli insanlar, akademisyenler bu çerçevede kendince katkı yapıyor. Ama hani biraz önce Müslüm Bey söyledi, bu sadece bitmiş bir metin değil. Herkesin katkısının, desteğinin öyle ya da böyle açık olan bir metin. Ve elbette şunu da söyledi Sayın Kılıçdaroğlu, onu da vurgulayalım. CHP bütün projelerini açıklamadı. Yani bu bir vizyon konuşmasıydı. Daha somut projeler önümüzdeki süreçte de açıklanacaktır. Yani bu yapıldı ve bitti, dolayısıyla bundan sonra hani CHP'nin bir sözü yoktur diye bir şey düşünülmesin. Bu daha yani tarım üzerine, işte başka alanlar üzerine yeni çok önemli projelerin hazırlanmakta olduğunu ya da hazır olduğunu sadece biliyoruz. Sadece bir girişti bu, diyebilir miyiz? Bu bir genel çerçeveydi. Evet, daha sonra daha detaylandırılacak. Aynen öyle. Yani çok somut projeler sunulacaktır. Elbette ki bir de altılı masa gerçeği var. Son olarak ona bir göndermede bulunayım. Sık sık
Şimdi iktidarın şöyle bir şeyi var. Orada bitireyim hemen. Aziz Hoca'yı bekletmeyelim. Aziz Hoca görüyorum. Şimdi iktidar şunu biliyor. Artık bir oyun kurma becerisi yok. O yüzden de bütün meselesi altılı masayı nasıl bozarım üzerine bir siyaset izliyor. Ve dikkat edin, o adayı bu aday işte bozuldu, kaçtılar, çıktılar, gittiler, geldiler üzerinden bir siyaset kuruyor. Evet. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu masaya ilişkin olarak her bir liderin ismini anarak ve onlara muazzam bir sevgi ve saygı ve sempatisini de ifade ederek bence çok birleştirici bir konuşma yaptı. Yani kendi kitlesine, kendi örgütlerine, kendi izleyenlerine şunu söyledi. Ben bu insanlarla birlikte bir yol yürüyorum. Dolayısıyla sadece kendi adıma bir siyaset izlemiyorum. Ve ülkenin gerçekleri söz konusu olunca ideolojik bir takım farklılıkların teferruat olduğunu vurguladı ve bunu ifade etti. O yüzden bu vurgunun da kendi örgütü ve kendi tabanı tarafından da satın alındığının ve aynı zamanda o genel başkanlara da daha geniş bir sempati ve saygıyla bakıldığını da ifade etmek lazım. İfade etti, evet. Bu arada Profesör Doktor Aziz Konukman da aramızda. Hocam hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk sevgili Burçin Hanım. Bu arada tabii stüdyodaki konuklarınızın ikisi benim çok kadim dostum. Sevgili Müslim Sarı ve Ali Haydar Fırat. Veysi Bey'i de yakın izlemeye aldım. TV programlarında izliyorum. Çok değerli katkıları var. Çok teşekkür ederiz hocam. Veysi evet benim artık program ortağım gibi oldu. Sürekli birlikteyiz. İyi ki varsın. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Aziz Hocam son konuya ilişkin Sayın Dündar'dan birkaç kelime alacağım. Daha sonra size vizyon toplantısıyla alakalı görüşlerini soracağım izniniz olursa. Tabii. İşte Ali Haydar'ın bıraktığı yerden devam edecek olursak hani bugünkü vizyon belgesinin ve vatandaşlara sunulan bugünkü sunumun ben en azından elit tabaka için halk nazarında çok makyaj bulacağı kanaatinde değilim. Buradaki başka bir profesyonel bir sunumdu. Adaylık açıklandıktan sonra daha iri puntolarla başkanın vatandaşa dokunacak maddeler. İşte emekli maaşından tutun, asgari ücretten, alım gücünün ne kadar değişeceğine dair, ne kadar memur olacağına dair, enflasyonun hangi konumda olacağına dair vatandaşın birinci elden bilgileneceği başlıklarla devreye gireceğini düşünüyorum. En azından bitmiş dediği gibi bitmiş tarımı tekrar canlandırmak adına çiftçiyi nasıl destekleyeceklerine dair ve benzeri bir sürü girizgahın, başlığın adaylık açıklandıktan sonra dile geleceğini düşünüyorum. Ama bugünkü profesyonel sunum ekonomiyi hangi raddeden hangi raddeye taşıyacaklarına dair mükemmel bir sunumdu. Ve ben bu noktada başarılı olacağı kanaatliyim. Zira bu raddeye nasıl gelindiyse bu raddeden de çıkış mümkündür. Ama bu raddeye getirenlerin, yani dolayısıyla problemin kaynağı olanların çözüme katkı sunma imkanlarının olmadığı, dolayısıyla bu iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? Bu iktidar şu an öyle bir şatafata alışmış vaziyette ki devamlı surette dile getiriyoruz. Kendi binasını satıyor, başka bir de devlet kiraya dairesi çıkıyor. İçin kiraya geçiyor. Evet, evet. Burada ödediğiniz kiralar ömür boyu devam edecek. Yani buradaki mantığı çözmek gerekiyor. Dolayısıyla buradaki israfın önüne geçtiğiniz zaman sadece israfın önüne geçseniz büyük bir merhale kat etmiş olacaksınız. Dolayısıyla şu an seçim satım haline girilmişken Erdoğan'ın hani Urfa'da da bugün itibariyle söyledi. Bütün seçim vaatleri ne olursa olsun, para basımından tutun, işte bayram ikramiyesi olarak belki asgari ücret kadar emekliye maaş verilebilir. Memur maaşlarına zam gelecek, asgari ücrete zam gelecek, yine memur alımı yapılacak, çiftçiye başka şeyler vaat edilecek, emekliye başka şeyler vaat edilecek. Dolayısıyla belki EYT'liler, ek 3600 ile ilgili çalışmalar olacak, KYK'daki yurt öğrencileriyle ilgili bir güzelleştirme yapılabilir. Bütün hepsinin sadece seçimi kazanmaya dönük hamlelerden müteşekkil olduğunu söyleyelim. Kazanırsam nasıl olsa 5 yıl süresince kimse bana dokunamayacak zaviyesiyle şu an ne var ne yok hepsini kullanacaktır Erdoğan. Ama kaybetsem bile gelecek olan iktidarı enkaz bırakayım. Belki 2 yıl sonra tekrar seçim olur. Biz tekrar döneriz zaviyesiyle yaklaşıyor konuya. Yani toparlanması zor bir yani enkaz. Sayın Rahmetli Demirel'in bir cümlesi var ya hani. Enkaz devraldık. Enkaz. Hakikaten böyle bir durumda şu an gelecek olanlar için. Böyle bir zorluk söz konusu. Bir de son demlerde hani belki de yanlış tespitimdir bilmiyorum ama Erdoğan'ın net olarak adaylığını açıklamadığını görüyoruz. Tabii. Son 2-3 aya gerilirken anketlerdeki kaybı ve seçimi kazanmayacağına dair net rakamları görürse Erdoğan'ın aday olmama ihtimali olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu çok önemli bir konu. Bu konuya döneceğiz. Hatta bir sonraki konumuz bu olacak ama önce Aziz Hocam'a söz vereceğim. Hocam bütün konuklarımız konuştu. Şu ana kadarki izlenimler son derece olumlu, beğenilmiş. Hani verilen vaatler, sözler de son derece somut olabilir şeklinde değerlendirildi.
Siz nasıl bir vizyon toplantısı izlediniz? Görüşleriniz neler bu konuda? Ben saat 9'dan beri, yani program başından beri hepinizi izliyorum. Yani o konuda hiç endişeniz olmasın. Teşekkür ederiz hocam. Sanki stüdyodaymışım gibi. Sağ olun. Şimdi ben de tabii son derece başarılı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Yani AKP hep bu alanlarda biliyorsunuz bunu becerirdi. Hep gündem olurdu. Önümüzdeki günlerde CHP gündem olmaya devam edecek. Bir kere bu çok önemli. Yani iktidarın elinden böylesine, Veysi Bey bunu daha da iyi değerlendirir, İletişim açısından çok önemli bir ne diyelim, çıtta yükselmesi oldu diyelim. Yani burada çok ciddi, çok başarılı bir organizasyon. Ve bir de tabii Kılıçdaroğlu eski genel başkanlarını çağırması da hani kurumsal kimliği sürdürüyoruz. Biz gelecekten, geçmişten geleceğe doğru birlikteyiz mesajını verdi. Bunu AKP son dönemlerde veremedi. Biliyorsunuz bir sürü kadro erozyonları oldu. Kurucu kadrolarından insanlar kaybetti. Bunlar işin olumlu tarafı. Ama şekilsel olarak daha iyi organize edilebilecek bir strateji olabilirdi. Onu da şöyle söyleyeyim, yani içeriğine girmeden önce. Bir kere Müslüm bunu iyi bilir. Yani partide önemli görevler üstlendi. Hala parti meclis üyesi. Şimdi bu tür vizyon toplantıları da siyasi figürler önde olur. Arkada da teknik kadrolar olur. Yani bir de şimdi pandemide yaşamadığımız için online katılımlar çok tercih edilir, katılımlar olmaz. Çünkü yüz yüze temas çok önemlidir. Evet. Az bir kalabalık yok orada. Bir de insanlar sizi izliyor. Yani bu organizasyonu şu şekilde yapsalardı bu başarı daha da yukarı çıkacaktı. Ne demek istiyorum? Üç tane siyasi figür var. Bir genel başkan var. İki tane de, değil mi, biri sözcüsü var. Bir de çok önemli bir genel başkan yardımcısı var. Şimdi ya da genel sekreteri, karıştırıyor olabilirim. Şimdi her üçünün konuşmasına bakın. Siyaset yüklü bir mesaj vardı orada. Aslında program bitmiş. Şimdi Allah aşkına o teknik kadrolar konuşmasaydı ne olacaktı yani? Program eksik mi kalacak? Zaten siz 70 tane kadroyla bunu oturmuşsunuz. Yani içeriden yerli katkılar almışsınız belli. Ve buna onların da katkısını almışsınız belki ama şeyde öyle değil gibi oldu. Yani izlemeyi zorlaştırdı. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi düşünsene ben üniversitede hoca olduğum için bizim dersler Müslüm bilir 45 dakikadır. Niye evet. 45 dakika? 45 dakikadan sonra oho izleme oranı düşer. Hatta dersi kırmalar başlar 15 dakikadan sonra. Şimdi Allah aşkına bu bir sempozyum değil. Yani gerçekçi olalım şimdi, samimi eleştiri yapalım. Şimdi diğer teknik sunumlar hakikaten teknik. Kusura bakmasınlar. Yani oradaki yani makro ihtiyati kararları kim anlayacak yani Türkçesini bile anlamaz. Bir sürü orada teknik laflar söylendi, rasyolardan bahsetti. Bunlar yanlış değil, bunlar yanlış tespitler ya da gereksiz tespitler demiyorum. Ama bunun yeri orası değildi. Katılıyorum hocam. Aslında teknik kadrolar sunum da yapmaz orada. Yani siyasi figürler sözü söyler, arkadakiler dinler. Hatta esprili şeyler de olur. Arada sırada notlar iletilir şeye. Yani siyasi figürlere arkadan teknik kadrodan notlar iletilir. O teknik kadronun parti kadrosu da olması şart değil. Onlar gönüllü kadrolar da olabilir. Yani yabancı da olabilir. Hiçbir mahsuru yok. Ne demek yani, bilinme herkesin katkısı var. Herkesin değerli sunumları ve şeyleri olabilir. Ya ben bunu sunum tekniği açısından daha iyisi olabilirdi diyorum. Bir kere onun altını çizeyim. Yani hem izlemeyi kolaylaştırırdı. Hiç teknik sunumlara kimse dalmadan, çünkü ilgi dağıldı. Ne yalan söyleyeyim. Bakın kanallar da 3 kanaldan peş peşe izledim. Onlar bile araya konuk aldılar. Ya bazı konuşmalar verilmedi mesela. Verilemezdi de zaten. Yorar yani. TV izleyicisini hele TV başında yorar. Bu yani bir naçizane, bir dost ne diyelim, eleştirisi diyelim. İçeriğine girelim. Vallahi bir kere şu tespit çok doğruydu. Türkiye topyekün bir kriz içinde. Ya bu sadece ekonomik değil.
Her yönüyle kriz. Parlamento krizi, işte güçlü parlamento lafı nereden çıktı? Ne bileyim, siyaset krizi, kurumların krizi. Yani yeni krallar değil, yeni kurumlar dedi Faik Özturak. Öyle hakikaten. Ya mevcut kurumlar bir kere erozyona uğradı. Dökülüyor. Dolayısıyla sunumda bu kriz anına vurgu olağanüstü önemliydi. Çok iyiydi. Yani sadece bir ekonomik kriz meselesi değil. Siyaset krizi, parlamentonun krizi, hukukun krizi. Ali Aydar orada hukukun krizi bu ya. Yani bu bir kepazeli. Dolayısıyla bu vurgular olağanüstü iyiydi. Onun altını özellikle çiziyorum. Bu bir sadece ekonomi programı değil. Bence orada ekonomik vizyon lafı da doğru değil. Bu bir tümüyle bir siyaset ve ekonomi vizyonu. Yani sadece şey değil. Bakın dikkat edin, hep hukuk vurgusu yapıldı. Hep demokrasi vurgusu yapıldı. Hep kurumlar vurgusu yapıldı. Biraz da Acemoğlu'nun şeyden de kaynaklanıyor. O biliyorsunuz kurumsal iktisatçı. Kurumcu iktisatçı, özür dilerim. Kurumcu iktisadın önemli iktisatçılarından biri. Dolayısıyla kurum vurgusu yerindeydi. En basitinden söyleyelim. Niye yabancı sermaye gelmiyor? Hukuk güvenliği yok. Bunu bütün konuşmacılar bence altını çizdi. Teknik bir şey değil bu. Çok önemli bir durum. Eğer dünya ekonomisine entegre olduysanız hukuk güvenliği olmadan, ya düşünsenize, bir Almanya'dan bir sermaye grubu geldi. FETÖ'cülükle suçlandığını düşün. Bitti. Yani o güvenliği olmadıktan sonra bitti adam. Yani kaçamaz da, bir de hapiste girme riski de var. Ya da ne bileyim, üç harfli AVM'ler biliyorsunuz Sayın Bahçeli, evet, tarafından müthiş eleştirildi. Evet. Dernek başkanı FETÖ'cülükle suçlandı. Şimdi yani böyle riskler var ya. Hani sizin sermaye sahibi olmanız yetmez. Bu modelde sermayenin de güvencesi yok. Bazı sermaye gruplarının güvencesi yok. Bütün bunlar, yani bütün bunlar bu itirazlar, her şey iyi. Fakat şu otomatikman sağlanmayacak bir şey değil. Doğrudan yatırım sadece bunlara bakmaz. Yabancı sermaye sadece bunun üzerinden gitmez. Bu gerekli ama yeterli değil. Yani yabancıların bile vardır. It is necessary but not sufficient derler. Bunlar gerekli. Hukuk, şu, bu filan. Ama onun dışında bir planlı bir yol haritası da gerekiyor. Bunun detaylarının verilmesi gerekiyor. Örnek, bir konuşmacı ithal girdilere bağımlılıktan söz etti. Peki çözüm? Ne yapacağız? Bunun çözümü belli. Bakın, birinci sanayi planında ithal ikamici sanayileşme neyle başladı hatırlayalım. Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından. Temel tüketim mallarından başladı. Hani üç beyaz meselesini hatırlayın. Bunları Sovyet uzmanlarının da gelmesiyle oluşturulan bir sanayi planıyla üretimi oldu. Peki yeniden bir ithal ikameci sanayileşme ya da yeniden bir ithal ikameciyi öne alan bir kalkınma stratejisini duyduk mu? Duymadık. Duymalıyız. Peki planlama, Sayın Faik Öztürk stratejik ve planlama örgütü. Ya bunun adına kalkınma planlama örgütü diyelim, bunun Müslüm bilir öteden bir adı bunun planlama örgütü. Bunun başına stratejik plan. Çünkü o zaman stratejik plan anlayışıyla karışır. Çünkü özel sektör de bir planlama anlayışına sahiptir. CEO'ların da bir planı vardır. Büyük dev şirketlerin de bir planı vardır. Çuşların da vardır. Ama o stratejik plandır. Bakın, bizim öngördüğümüz kamucu, kamu yararını gözeten planlama değildir o. Örgüt de onu önemseyen bir örgüt değildir. Onun için bu vurguları bir daha hatırlatalım. Yani arkadaşlarımız bu vurguları bir kez daha hatırlayarak bu sunumun, bu yönlerinin ciddi olarak gözden geçirilmesi gerekiyor. Bayağı bir yol haritasına, detaylarına, örneğin sanayi 4.0 diyoruz. Güzel, hoş. Peki emek ne olacak? Değil mi? Tartışmalar var. Sanayi 4.0'la birlikte emekçiler yandı. Bilgisayarlar geliyor, robotlar geliyor. Hadi emekçiler evinize. Olur mu bu şimdi? Nasıl oy alacaksınız o emekçilerden? O emekçilere bir güvence vermezseniz, bir iş güvencesi tanımazsanız, onlar için iş gücü piyasalarında yeni regülasyonlar getirmezseniz eksik kalmaz mı? Mesela sunumun bu tarafları bence yeniden ele alınmalı, yeniden tartışmaya açılmalı. Bir de Sayın Başkan, Genel Başkan dedi ki
çok önemli bir şey söyledi. Bizim üç tane gücümüz var dedi. Onu bir daha hatırlayalım. Bir tanesi partimiz, bir tanesi halkımızın gücü, bir tanesi dostlar dedi. Dostları biraz açmalıydı. Orada mesela sosyalistleri de o dostlar arasında saymalıydı. Sosyalistlerin mesela bu plan, bu vizyona eleştirilerini mesela Kemal Bey duymalı. Mesela bu sunumu sosyalistlerin de olduğu bir toplantıda, hatta bu teknik elemanları da alarak tartışmalı. Hatta bu yabancı teknik elemanların bulunduğu bir toplantı. Belki kamuoyuna ilk planda açılmayabilir ama ciddi anlamda soldan iktisatçıların da olduğu bir eleştiriye tabi tutulması, bayağı acımasızca eleştirilmesi, emin olun bu vizyonun daha da güçlenmesine neden olur. Aynı bu şey gibi altılı masada sosyalistlerin olmaması gibi. Yani öyle cereyan etti. Altılı masa o şekilde oluştu. Onu şimdiden düzeltme şansımız yok. Ama yani bir sosyalistlerin eğer burjuva demokrasilerinde sosyalistler emek ayağı çok ihmal edilirse, onların eleştirel süzgecinden kurtulmaz söz konusu olursa, o vizyon çok sağlam ayaklara oturmamış olur. Ben şimdilik istersen o detaylara girmeden bu eleştirilerle yetinmiş olayım. Peki Sayın Hocam, biz hemen o zaman başta size söz verelim. İstihdamdan az önce bahsettik zaten. Hem onu söylüyor hocamız, hem de sosyalistlerden arındırılmış bir altılı masa acaba ne kadar doğru, eksiklik arz ediyor mu? Genel anlamda cevap vermek ister misiniz hocama? Evet, yani şimdi hocam eleştirileri çok kıymetli tabii. Uzun zamandır da karşılaşmamıştık hocamla. Bu vesileyle tekrar karşılaştık, fikirlerimizi karşılaştıracağız. O yüzden çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Şimdi bu şekille ilgili eleştirisine şöyle bir şey söyleyeyim. Hocam orada aslında hiç yapılmamış bir şey yapılmaya çalışıldı. Yani ben oradaki niyeti biliyorum. Arka planda hep şöyle bir niyet var. İşte biz bir parti mutfağında bu programı hazırlayıp olmuş bitmiş biçimde kamuoyuna sunmuyoruz. Aslında bunun arkasında partili olmayan liyakat sahibi insanlar da var. Ve bu insanların da bu yönde çalışmaları var, bu yönlü fikirleri var. Bütün bu fikirlerin hepsinin tartışıldığı bir genel çerçeve toplantısı yapalım. Ve bundan süzülen vizyonu da Sayın Genel Başkanımız vizyon olarak açıklasın niyeti vardı. Yani hiç olmamış, yapılmamış bir şeydi. Haklısınız. Yani bugüne kadar mesela vizyonla ilgili çalışmalarda partilerin hiç uygulamadığı bir yöntemdi. Yani bence bu yöntemin özgünlüğü biraz buydu. Bu tabii biraz şeyi uzattı. Yani toplantının süresini uzattı. Biraz daha teknik tartışmaların olduğu boyutlar kattı. Ve bazı insanlar da evet şey yaptı, yani bundan sıkıldı. Ama hiç denenmemiş, yapılmamış bir şey yapıldı. Hocam konuşuyor ama sesi herhalde gelmiyor. Hocamın sesi. Arkadaşlar hemen rejiye seslenelim. Aziz Hocam şu anda konuşuyor arkadaşlar ama. Üstümü duyamıyorum dedim. Yani biraz duyulur hale gelirse sevinirim. Ne söylediğini çok önemsiyorum çünkü Müslüm'ün. Duyuluyor mu şu anda hocam? Siz... Tamam, şu an duyuyor. Baştan mı alayım hocam? Baştan mı alayım? Devam edebilirsin. Çok az bir kısmını kaçırdım. Tamam. Az. Yani dolayısıyla burada hiç denenmemiş ve yapılmamış bir şey yapılmaya çalışıldı. Yani onun arkasında böyle bir niyet var. Evet, bunun dezavantajlarını da yaşadık. Yani orada izleyiciler olarak da yaşadık. Hani ben iktisatçıyım, rahat takip edebildiğim birçok konuyu ama takip edemeyen arkadaşlarımız da oldu. Ama yani burada böyle bir niyet olduğunu hani bilmenizi isterim. Böyle bir baştan kurgulanmış bir şeydi bu. Yani bir kolektif ruh var burada. Partili olmayanlar var. Mesela şöyle de eleştiriler geldi. Ya bu sunum yapan arkadaşlar niye bu salonda yoklar? Yani işte Ankara'dan buraya gelmek çok mu zor? Ya da yurt dışındaki arkadaşları Türkiye'ye getirmek çok mu zor? Onun arkasında da şöyle bir şey var. Bu arkadaşlar partili değiller ve partinin bir etkinliğinde bulunmak istemiyorlar. Ama partiye katkı vermek istiyorlar vurgulamak için. Ya onun arkasında da böyle bir ince nüans var. Yani o konudaki şeyleri arkasında böyle niyetler olduğu için. Hocam şu eleştirilerine katılıyorum hocam size. Şimdi bu olmuş bitmiş bir süreç değil. Yani böyle bir kutsal metin yok ortada. Zaten ortada hazırlanmış bir metin de yok henüz.
Ama bir sunum var, bir genel çerçeve var. Bu genel çerçeve tartışılmaya muhtaç. Ben önümüzdeki süreçte bunların tartışılarak geliştirilmesini faydalı olduğuna inanıyorum şahsen. Ve burada kendisini ifade edememiş, kendisiyle ilgili konuların eksik olduğunu düşünen toplumsal kesimler, akademisyenler, düşünce insanları ve farklı açılardan konuya yaklaşanların da bu tartışma ikliminin içinde olmasını bir zenginlik olarak görüyorum. Katılıyorum size. Yani burada her şey baştan sona oluşturulmuş değil, eksikler olabilir. Bazı küçük noktalara dokunuşlar gerekebilir. Bazı konular açılabilir. Yani mesela orada bir yeni kamuculuktan bahsediliyor söz gelimi. Gerçekten çok bence çok önemli. Yani özellikle pandemi sonrası süreçte yeni bir kamuculuk anlayışının dünyada hakim olmasını sağlayacak küresel koşullar da oluştu bu sürecin içinde. Ama mesela buralar biraz daha açılabilir. Mesela gerektiğinde kamunun Türkiye'de üretim yapması gerektiği savunuluyor. Mesela bu da çok bence cesur, önemli bir şey. Bunlar açılabilir, bazı konular vurgulanabilir. Ve buradan da daha herkesin ortaklaşabileceği bir metne doğru gidilebilir. Ben bunu bir başlangıç olarak görmek istiyorum. İyi bir başlangıç oldu. Zenginleştirilebilir diye düşünüyorum. Ya bu bakımdan ben hocamın eleştirilerine katılırım. Peki, tam hemen bu noktada sevgili Burçin, tam bu noktada Müslüm'ün çok değerli, hakikaten çok değerli bulduğum bu tespitlerine bir ekleme yapacağım. Buyurun hocam. Mesela konuşmacılardan biri, akademisyenlerden biri mutlaka toplumsal mutabakat olmalı dedi. Yani diyelim ki bir vergi reformu. Şimdi biliyorsunuz vergi vermek kolay bir iş değildir yani. Vallahi eğer siz vergi almanın meşruiyetini yitirmişseniz, ki AKP iktidarı hakikaten vergi alabilmenin meşruiyetini yitirmiştir. Yani vergi mükellefleri üzülüyor. Ya ben bunlara niye vereyim kardeşim? Bunlar yolsuzluğa gidecek, şuraya gidecek, buraya. Çünkü ben aynı zamanda VAVEK, Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Şimdi yönetimde değilim ama bunu önemsiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da kurucu başkanıdır. Evet, kurucu başkanıdır. Şimdi niye önemli bu? Bakın Mustafa Kemal ve arkadaşları bir Türkiye İktisat Kongresi düzenlediler. Aslında onun mantığı şu: toplumsal mutabakat. Yani birinci sanayi planı gökten gelmedi. Bakın ne olur altını çizelim. Birinci sanayi planı öyle gökten gelmiş bir şey değil. Toplumun farklı dört kesimi dinlendi. Bunlar rapor edildi. Olağanüstü raporlar. Yani müthiş. Bizim Serdar Şahinkaya arkadaşımız bunlarla ilgili çok önemli çalışmalar yayımladı. Hakikaten herkesin okuması gerekiyor. Müthiş tespitler. Şimdi bunu niye söylüyorum? O toplumsal mutabakatı için mesela bir Türkiye İktisat Kongresi bildiğim kadarıyla İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi düzenliyor böyle bir şey. Anlatabildim mi? 2023'te ha, evet böyle bir plan var hocam. Düzenliyor. Bunun gibi yani ona CHP sadece Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunu atmamalı onu. Mesela ona acayip bir şekilde sahiplenmeli. O sadece Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi değil, evet, partimizin projesi değil. Onu tartışmaya açarsa orada biliyorsunuz içi temsilcileri gelecek. Onların deklarasyonları var. Çarşaf çarşaf gazetelerde yayımlanıyor. Bütün bunları dikkate alacak, bu vizyonunuzu yeniden harmanlayarak, ciddi sosyalistlerden de eleştiriler alarak daha sağlıklı bir zemine oturtulabileceği düşüncesindeyim. Ben burada isterseniz artık bir daha müdahil olmayacağım bu konuda. Estağfurullah hocam, ne zaman isterseniz. Tamam. Var mı hocamla ilgili? Ben hocayı kişisel olarak çok sevdiğim için karşı bir şey söylemeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Mesela yani hakikaten hocamın dile getirdiği hakikaten bu yapıcı eleştiriler farklı birçok insan tarafından da dile getirildi. Farklı öneriler oldu. Mesela gibi yapıcı şöyle eleştiri bir, bunlar. Evet, daha evet, iyi yakalayabilmek gerçekten için. Öyle. Gerçekten öyle. Mesela bir arkadaşımız şunu önerdi. Neden bir sendika başkanı da konuşturulmadı mesela? Hani bir yani işte hani proletaryada işte prekarya diyoruz, yeni bir takım kavramlardan bahsediyoruz. Bu insanlar gelecekleri nasıl görüyorlar? Neden endişe ediyorlar? Nasıl kaygı? Çünkü inanılmaz baskı altındalar. Yani sadece sendikalar değil, sivil toplum örgütleri. Yani TMOB'un başına gelenler, Türk Tabipler Birliği, ondan aslında sonra Barolar Birliği. Aslında endişeli olmayan hiçbir kesim yok. Yani gelen tabii, tabii, tweetlerden tabii. Dolayısıyla de aslında bunu. Şimdi herkes kendini görmek istiyor, haklı bir şey ama
herkesin kendini görmesi için de onun çok daha kapsamlı bir program ya da şey olarak sunulması gerekiyor. Ama bunun önünde elbette ki bir engel yok. Buna dair yani bir takım evet mesela insanların istihdam edilmesine dair bir takım şeyler söylendi. Ya da bu vergi meselesiyle ilgili mesela Selin Sayıh Böke şeyi söyledi. Yani çok net bir biçimde. Yani biz bu vergi adaletini sağlayacağız. Hani daha çok kazanandan daha çok vergi alma ilkesini yaşama geçireceğiz. Bununla ilgili önemli şeyler söylendi. Ama kuşkusuz hocamın söylediği eleştiriler çerçevesinde elbette ki yeni katkılar, yeni öneriler geliştirmelidir. Bence mesela bundan sonraki bu vizyonun tartışılması gerekiyor. Yani evet, farklı kişilerle, farklı aktörlerle, toplumun farklı kesimleriyle. Mesela Hacer Fogo'nun sunumu da çok önemliydi. Hakikaten orada mesela şunu çok iyi biliyorum. Yani Burçin Hanım, hakikaten kendi memleketimde yaşlı insanlar var. Bu yaşlı insanlar şu söyleniyor. AK Parti üye olmazsanız maaşınızı alamazsınız. Diyorum ki böyle bir şey yok, bu senin yasal hakkın diyorum. Yani diyor benim oyumla diyor işte CHP miktara gelecek diyor. Ben de diyor onlara diyor üye olayım. Risk almak istemiyor yani. Evet ama şimdi bu dehşet bir şey aslında. Yani insanların yoksullukları üzerinden bir siyaset üretme meselesi var. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Ama şöyle de çok garip bir şey yok mu? Benim işte umutsuzluğa tam o noktada düşüyorum aslında. Dün bir görüntü düştü sosyal medyada bir vatandaşımız. Pazarda çöpten ıspanak topluyor, torbasına dolduruyor. Bilmiyorum gördünüz mü? Evet. Ama onunla konuşulduğu zaman diyor ki bu diyor AKP'nin kabahati değil diyor. CHP'nin kabahati, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabahati diyor. Ve oradan çöpü toplamaya devam ediyor. İşte bunlar hani evet. Acaba tam doğru mu anlatılamıyor, ifade edilemiyor ya da insanlar anlamak mı istemiyor? Ya hani ben bir iletişimci olarak söyleyeyim. Ben de mesela iletişim boyutunda ciddi eksiklikler olduğunu düşünenlerdenim. Yani mesela bu süreçlerin daha iyi örgütlenmesi, daha geniş kesimlere ulaştırılması konusunda çok daha farklı çalışmalar yapılması, derin çalışmalar yapılması gerekiyor. Ne mesela? Gerekiyor. Hani Anadolu'nun her tarafında gitti CHP bu sürecin başından beri ve diğer İYİ Parti bütün altılı masa her tarafı dolaştılar ama orada hani eksik yapılan bir şey var mı veya ne yapılabilir daha ya fazla? O süreçler birazcık sorun dinleme süreçleriydi haklı olarak. Hani var olan süreci aynı zamanda bir eleştiri üzerineydi ama şimdi mesela ben şöyle bir model öneriyorum. Benim önerim şu, örgütlü bir iletişime ihtiyaç var. Örgütlü iletişimde kastım şu, yani medyanın ve sosyal medyanın dışında da yüz yüze iletişimin tek tek evlere girerek yani bütün örgütün seferber edilerek ama öncelikle örgütün iyi eğitilerek parti örgütlerinin, gönüllülerin, farklı insanların. Çünkü şöyle bir sürecin içindeyiz. Yani bugün partili partisi herkes bu seçimine kadar tarihi bir seçim olduğunu biliyor ve görev almak istiyor. Dolayısıyla insanlara bu imkanı sağlamak durumdasınız ve o insanları öyle de böyle doğru biçimde doğru yerlere kanalize etmeniz gerekiyor. Şimdi bu heyecanı ya da bu coşkuyu o insanlarla paylaştığınız zaman seçim sandığa gitmeden kazanılan bir süreçtir. Yani biz hep sandık sonuçlarını bekliyoruz ya. O bir siyasal atmosfer yaratma sürecidir. O siyasal atmosferi iletişimsel olarak örgütlerseniz zaten o sandıkta çıkacağınız bellidir. Yani az çok bundan önceki seçimleri tahmin etmiyor muyduk sonuçlarını vesaire falan. Ben mesela son yerel seçimlerde o coşkuyu gördüm. Yani bir dip dalgasının Türkiye'de Sayın Kılıçdaroğlu mesela biz bütün büyük şeyler alacağımız dediği zaman yani insanlar ya böyle bir şey de olamaz. Belki birçok kendi partisinde insan da buna inanmadı ama alındığını gördü. Şimdi o yüzden mesela Sayın Kılıçdaroğlu'na insanlar inanıyorlar. Evet bir değişim programı projesi koydu toplum önüne ve burada hakikaten bir böyle bir değişim olacak. Ama bunun için yani o salondan başlayarak aslında bütün süreçlerin çok iyi örgütlenmesi, insanların kanaat önderlerinin seçilmesi. Mesela bence salon parti örgüte o başka bir şey. Onu mesela o insanların yerine Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kanaat önderleri dediğimiz insanlar, onlar her bölgeden insanlar. Dolayısıyla gidecek yani farklı hinterlandlarda bunu anlatacak insanlara ihtiyaç vardı. Bu burada mesela benim de iletişimsel olarak gördüğüm hatalardan biri de buydu. Daha geniş bir medya şey organizasyonu yapılabilirdi, insanlar çağırabilirdi. Orada bir bence bir iletişimsizlik sorunu oluşmuş. Yani işte insanlara bir mail atılmış, geri dönüş yapılanlar davet edilmiş. Hı hı. Ama bence insanlar tek tek aranmalıydı. Yani önemli yazarlar, etki alanları olanlar, işte YouTuber'lar. Yani şimdi mesela hani en son Spotify şey açıklandı ya. Evet. Hani ilk beşte tanıdığınız, dinlediğiniz insanlar yok. Çünkü yeni bir kuşak var. Şimdi bu kuşağa ulaşmak açısından da sizin başka bir takım modeller üretmeniz gerekiyor. Onun için söylüyorum. Yani o insanların da kendilerini ifade edebileceği, yani İzmir İktisat Kongresi günlerce süren bir kongre. Hani hocamın söylediği ve her kesimden insanlar konuşuyorlar. Ve bunu dinliyorlar. Yani konuşturmak, dinlemek ve sonrasında çözümler üretip ondan sonra bunun gerçekten topluma anlatmak ve onu ikna etmek süreci. Doğrusu sağlıklı olan evet bu.
Ama bu elbette ki bu ya açıklanan konuşmayı ya da Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çalışmayı ve bugüne kadar verdiği mücadeleyi asla küçümsemek anlamda söylemiyorum. Çok büyük bir iş yapıyor, çok büyük bir değişimi Türkiye'nin önüne koyuyor ve insanlara gerçekten şu anda umut veren en önemli aktör, Türkiye'deki en önemli siyasal aktör. O yüzden de hani bu süreçleri yanındaki, çevresindeki insanların biraz daha profesyonel bir biçimde ele alması, daha güçlü bir biçimde, daha iyi biçimde örgütlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hem de hızlı bir şekilde. Evet. Süreç çünkü gittikçe kısalıyor. Zaman yok yani. Zaman yok. Not almıştın tabii evet, ki. Evet, ben bayağı birkaç not aldım. Gözüm şimdi sende bir yandan yani. Teşekkür ederim. Ali Haydar'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Spotify'de en çok dinlenenler ilk 5'te İbrahim Tatlıses var. Nasıl? Aha, yok ya, Sezen Aksu gördüm ben orada. Vardı İbrahim Bey. Öyle mi? Var var, İbrahim Tatlıses de var. Rapçiler var. Çoğunlukla evet, rapçiler var. Aynen aynen. Şimdi sevgili kardeşim memleketinden yine örnekle, hani dedin ya emekli şöyle konuşuyor diye. Şimdi Türkiye'de takribi 18 milyon insan sosyal yardım alıyor. Sosyal yardım alanlar da bu iktidarın şöyle bir başarısı var. Yaptığı sosyal yardımlara Goebbels mantığıyla söylüyorum. Parti yardımıymış gibi gösterdiler. Bence Goebbels bile artık saygı duruşunda bulunuyor. O başka bir boyut zaten. O başka bir boyut da. Şimdi yapılan bütün sosyal yardımları, bu 18 milyon insanın arttığı da söyleniyor. Belki de 20 milyon oldu, bilemiyorum. Sosyal yardım alanları için söylüyorum. AK Parti'nin, dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın yardımıymış gibi lanse ettikleri için burada muhalefetin bir kusuru mu diyeyim ya da böyle bir açığı var. Dolayısıyla bu insanlara gidilip, kardeşim bu AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın yardımı değil, devletin yardımı. Dolayısıyla onlar olsa da olmasa da biz gelsek ya da başka bir grup gelse bu yardımları siz artarak onu yerel seçimde de konuştular hatırlıyorsan. Yani evet, CHP belediyeler kazanınca yardımları kesecek, belediyeden gelen evet, yardımları kesecek. Evet. Mesela i̇şte bunu olmadığını daha çok anlatmak lazım. Tabii. Yani bu belediyeler geldi ve o yardımlar çünkü kesilmedi. Çünkü rakam çok büyük sevgili kardeşim, gördüğün gibi. 18 milyon ki muhtemelen de 20 milyon olmuştur şu an. Ya şöyle tek açıkladı Aile Bakanı, 4 milyon hane. Evet. 4 milyon 500 bin hane. Evet yani. Dolayısıyla işte yani 18 milyon rakamı doğru. 4 ile çarparsanız. Aynen. Çok evet, büyük bir rakam. Yani bunların hepsine ulaşılması aynen gerekiyor. Aynen. Bu devlet yardımı, parti yardımı değil demek lazım. Aziz Hocam'ın da eleştirilerinden ben not aldım. Hani diyor ki sosyalistler neden davet edilmedi evet, ya da neden altılı masada değil? Acaba bu sosyalistlerin masada olmak istememesiyle mi ilgili, yoksa altılı masanın kusuru mu? Şahsen ben sosyalistlerin bu masada olmak istemediklerini düşünüyorum. Neden? Hemen soralım ama orada Aziz Hoca'ya soralım evet, mı bunu? Evet. Bence doğru bir soru. Tabii ki organizasyon sosyalistleri dışarıda bırakarak daha çok merkez sağ, merkez solun birlikteliği olunca zaten koptu ilişkiler. Yani sosyalistlerin olmamasının temel nedeni o. Ama mesela şöyle olsaydı, Kemal Bey ilk önce sosyalistlerle görüşmeye başlayıp tartışmalara girseydi belki orada bir birliktelik olabilirdi. Ama siz merkez sağ, merkez sol bir araya geliyoruz dedikten sonra emin olun orada bir anlamı yoktur. O masaya da kimse katılmaz. Nitekim öyle oldu. Ama keşke hocam siz doğru teşhis yapıyorsunuz. Estağfurullah. Yani, keşke sosyalistler de Kemal Bey'in onları davetini beklemektense kendileri görüşmek isteyip böyle bir oluşum yani, biz de olalım kadar, deseydiler. Kadar, zira aklınızı sanıyorum. O kadar detay bilmiyorum tabii. Bilmiyorum ama evet, benim görebildiğim kadarıyla durum böyle yani. Affınıza sığınarak söylüyorum hocam. Yani dediğim gibi sosyalistlerin de yani bulundukları konumda bekleyip gelin daveti beklememeleri gerekiyor. Kanaatim neden? Çünkü katılmak isteyenlerin de şöyle bir girişimi oldu. Yani her ne kadar sosyalist olmasalar bile. Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Baş biliyorsunuz başvurdu. Hatta eğer katılmazsak infial olur gibi bir sehven cümle sarf ettiler. Katılmak istediklerini alenen ifade ettiler. En sonunda İYİ Parti ile beraber belki seçime girmeleri ihtimali var. Ki Türkiye Değişim Partisi'nden de Mustafa Sarıgül ile başka bir televizyon kanalında denk geldiğimizde kendisi de söyledi. CHP ile görüştüklerini ve bu seçimde yer almak istediklerini, Millet İttifakı'nda yer almak istediklerine dair beyanlarda bulundular. Yani burada kaldı ki zaten biliyorsunuz sosyalistlerin, dolayısıyla HDP'nin de eklemlenmesiyle beraber bileşenler nazarında 8 partiden oluşan 3. bir ittifak var. Onu da biliyorsunuz. Yani gecikmenin müsebbibi sadece CHP kaynaklı olmasa gerek kanaatindeyim. Katılır mısınız bilmiyorum. Bir de sinemacı olmanın getirdiği bir şeyi burada paylaşmak isterim. Şimdi bugün itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı metin, sunum, vizyon evet, eksik 7 ile fazlasıyla da olabilir, 7 ile de olabilir. Şimdi biz
sahaya indiğimizde filmi çekecekken senaryoyu yazmış oluyoruz. Tabii. Fakat önemli film, şey senaryo zaten. Evet, yazdık ama sahaya indiğimizde o an başka bir espri geliyor akla ya da şöyle bir sahne ekleyelim deniyor. Dolayısıyla hani eklemeler, çıkarmalar yapılabilir bu. En nihayetinde bir Kur'an cüzü değil. Bu şu programda bile oluyor. Hazırladığımız tabii, hiçbir şey yapmıyorum. Tamamen yani, doğaçlama gelişiyor. Burada bile oluyor yani. Program öncesinde neler konuşacaktık tabii, diye. Şimdi tabii. Daldan dala başka bir yere geçiyoruz. Evet. Dolayısıyla burada hani kesinleşmiş ya da Kur'an cüzü gibi bir şey yok ortada. Bunun da geliştirilebileceğini düşünüyorum. Şey düzeyinde de öyle. Anayasa hazırlık ya da tavsiye babında olan Altılı Masa'nın birkaç gün önce açıkladığı şey. Evet. Zaten barolara gidecekler, STK'lara gidecekler, sendikalara gidecekler, sivil toplum örgütlerine gidecekler. Devam dolayısıyla tartışma. Aynen, onların da pozitif manada bir değerlendirmeleri olacak. Elbette. Ve katkılar olacak. Yanlış olan bir yer varsa da çıkarılacaktır. Dolayısıyla bunun ucu henüz açık. Herkesin de el yardımıyla destek olması gerekiyor. Peki, bir başlangıç noktası. Tabii. Evet. Şöyle çok buyurun özür dilerim. Buyurun estağfurullah hocam. Sevgili Burçin. Buyurun. Ben yani reisi dostumuzu tam doğru tanısın beni diye. Çünkü benim de burada gördü beni şu an. Beni şu an tanıyor. Şimdi ben CHP üyesiyim. Fakat tuhaf bir durumum var. Sosyalist Güç Birliği'nin de üyesiyim. Yani onlara katıldım. Şimdi bir tuhaf bir durumu. Yani onun için benim bu olaylara bakışım yanlı değerlendirilebilir. Çok da böyle detaya girmek istemedim onun için farkındaysanız. Beraber ama fikir hani üretiyoruz hocam. Objektif olarak da değil mi? Biz bilim insanıyız, doğruları da söylemek durumdayız ama benim gönlüm daha farklı bir seçenekten yana. Ama şunu diyemem, yani siz de böyle yapın, siz de böyle bir yol izleyin diyemem. Çünkü bu program biliyorsun Altılı Masa'nın da belki programı olacak, bilemiyoruz o nasıl bir şekillenecek ama ağırlıklı olarak bence CHP'nin bu vizyonu o masaya şeyini vuracak yani damgasını vuracak, onu görüyoruz, o çok net bir şekilde gözüküyor ama benim yani dünyam başka bir yerde. Ben daha böyle bir sosyalist, daha eşitlikçi, daha kapitalist üretim ilişkilerinin dışında böyle bir geçiş dönemi, yani kapitalizm pat diye hemen sosyalizme dönmesi mümkün değil ama arada bir geçiş dönemi, biraz zor bir şey, meşakkatli, çok emek vermeyi gerektiren, sahaya ciddi olarak inmeyi gerektiren bir şey. Ben de ayağım kırıldığı için şimdi ancak böyle Skype'larla katılabiliyorum. Ben de sahaya ineceğim. Kitlelerle buluşacağım. Seminer, panel, kahve oralarda Sosyalist Güç Birliği adına konuşacağım. Yani sahaya çıkmak üzereyim. Veysi Bey, onu da sizinle paylaşayım. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz hocam. Tabii ki hocamın sahada nasıl iyi olduğunu biz 2002 seçimlerinde Sinop'tan biliyoruz değil mi hocam? Aynen. Ama şurada uzlaşıyoruz. Tek adam rejimi gidecek kardeşim. Evet. Lüksümüz yok. Yani orada şu ittifak, bu ittifak tanımam. Orada tek adam rejimini ciddi anlamda tasfiye etme sorumluluğumuz var bizim. Bu sorumluluğu sadece Altılı Masa'ya, CHP'ye ya da bir başkasına bırakamayız. Her yurttaşın sorumluluğu bu. Açık söylüyorum. Aslında en önemli konuda uzlaştınız. Şöyle burada mutabıkız hocam, ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani 20 yıllık zaman zarfında bu iktidarın harcamadığı hiçbir lüksümüz kalmadı. Ve şu an toplamda 500 milyar dolarlık dış borçtan bahsediyoruz. Lira harcayacak durumda değiliz. Dolayısıyla değil sadece sosyalistlerin, CHP'nin, DEVA Partisi, Gelecek Partisi. Sorun herkesin sorunu. Vücut, bu durumu eleştirmesi lazım. Şöyle küçük bir ek yapayım. Buyurun. Şimdi Altılı Masa bir çalışma platformu, henüz bir ittifaka dönmüş değil. Değil. Yani Altılı Masa'dan bir tane ittifak çıkacak diye bir kural da yok. Masanın dışında olup da Altılı Masa içindeki başka partilerin tabii birlikte bir ittifak kurmayacağına ilişkin bir garanti tabii de yok. Dolayısıyla henüz bir ittifaka dönüşmediği için ve henüz ittifaklar konuşulmadığı için şu Altılı Masa bir yol haritası üretmeyi murad ediyor. İşte bir güçlendirilmiş parlamenter sistem etrafında bir mutabakat üretmeyi murad ediyor. Bu sadece Altılı Masa'nın mutabakatı değil, yani parlamenter sisteme dönüşü Altılı Masa dışındaki partiler de savunuyor. Dolayısıyla öyle bir çalışma grubu o. Yol haritaları üreten bir çalışma grubu. Ama henüz bir ittifaka ulaşmış değil. Henüz bir cumhurbaşkanı adayı konuşmuş değil. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde hocam başka ittifak seçenekleri de
Olabilir. Bence kapı her zaman açık. Çıkacak. Her şey mümkün. Çıkacak. Mutlaka çıkacak. Peki çok kısacık bir ara, daha sonra tekrar yine birlikteyiz. Öyle mi? Devam edebiliyor muyuz? Hadi edelim. Peki, peki, peki. Devam ediyormuşuz. Tam o kalkıyorduk zaman... falan diye. Ben de tam mikrofonları çıkarıyordum. Peki. Efendim özür diliyorum bu arada rejiden de. Ben herhalde yanlış anladım saati. Yeni anayasa taslağına bir değinelim mi? Sizden başlayalım mı? Yeni anayasa taslağı. Nasıl buldunuz? Hani insan onurunu temeline koymuş bir anayasa ama tabii ki çok eleştiri aldı yine iktidar tarafından. Tarafları tarafından. Şimdi siz şöyle, nasıl değerlendirdiniz? Tabii %100 mutabakat diye bir şey yok. Bakın, olmayacak, bu anayasa, hiçbir yerde olmayacak. Bu anayasa tabii. Taslağı da yine tartışmaya açık. Zaten kendi içinde öyle bir yol olduğunu söylüyoruz. Yani biz altılı masa liderler düzeyinde ve arkadaki 9 aylık bir çalışma, temel ilkeler üzerinde bir çalışma ekibinin ürettiği 84 maddede değişiklik öngören bir anayasa taslağı. Evet. Ve bu tartışılmaya başlanacak bu noktadan sonra. Yani sivil toplumla tartışılacak, meslek kuruluşlarıyla tartışılacak, toplumsal kesimlerle tartışılacak, başka siyasal partilerin temsilcileriyle tartışılacak ve olgunlaşacak. Hı hı. Bu belki iktidar değiştikten sonra da tartışmaya devam edecek. Bu tam olarak yani, bir taslak yani. Evet, yani şey olduktan sonra da diyelim iktidar değişti, yeni bir iktidar kuruldu. Bu iktidar kurulduktan sonra da aha işte bizim anayasa taslağımız budur demeyeceğiz. Yine tartışılmaya devam edecek. O anayasa yapımı bir süreç. Şimdi bu süreç öyle bir süreç ki ne kadar çok katılımcı olursa, insanlar kendini ne kadar orada tanımlarlarsa o kadar o sürece sahip çıkarlar. Biraz önce hocamın dediği gibi mutabakat. Şimdi zaten bakın ikinci yüzyıl kavramının kendisi bir mutabakat zemini aslında. Yani burada iki tane, benim görebildiğim iki tane önemli konu var. Birincisi kendimizi restorasyoncu anlayışa sıkıştırmadan, birinci yüzyıldan kalan sorunları ikinci yüzyılın zaviyesinden bakarak sadece AKP'nin parantezini kapatmayı düşlemeyen, AKP'nin yarattığı tahribatları ortadan kaldırmakla da yetinmeden, çünkü o zaman kendimizi sıkıştırmış oluruz, daha geniş bir parantez açarak Cumhuriyet'e yeni yol haritaları üretmek. Yani birinci temel bakış açısı bu. Ve bunu da mümkün olduğu kadar bir konsensüsle yürütmek. Bu konsensüs sadece siyasal partilerin konsensüsü de değil. Yani o siyasal partileri temsil eden etnisitelerin, kimliklerin, siyasal görüşlerin de konsensüsü. Yani bugün Türk ile Kürt arasında bir konsensüs yaratma zorunluluğumuz var. Alevilerle Sünniler arasında, laiklerle muhafazakarlar arasında, kadınla erkek arasında, üretim modeliyle tabii çevre arasında, dünya yeniden kuruluyor. Ve emekle sermaye arasında bir New Deal, bir yeni konsensüs üretmeye ihtiyacımız var. Anayasa bunun bir başlangıç noktası ve bunun üzerinde uzlaşıldığı zemini ve somut hale gelmiş biçimi. Ama bu nasıl somut hale gelecek? Bu konsensüsleri işleteceğiz biz. Belki hemen 6 ayda 1 yılda elimizde hazır bir anayasa taslağı olsa bile bunu bu bizim anayasamızdır hadi bunu uygulayalım demeyeceğiz. Ya orada bir tartışma süreci var. Burada önemli olan şey şu. Belki Türkiye tarihinde ilk defa farklı siyasal geleneklerden gelen 6 tane siyasal parti seçim öncesinde bir araya geliyor ve diyor ki... Böyle bir şey hiç olmamış değil mi daha benim önce? Bilebildiğim benim de bildiğim yok. Kadarıyla hiç yok böyle bir şey. Bilebildiğim kadarıyla yok. Yani bir siyasal çerçeve üzerinde anlaşıyor ve 84 tane maddede bir değişiklik önerisi getiriyor. Bu bile getiriyor. Başlı başına büyük başarı. Kesinlikle öyle. Bakın bundan 50 yıl sonra Türk siyasal hayatındaki gelişmeleri yazacak olan yüksek lisans öğrencileri, doktor öğrencileri bu konuya baktıklarında bu işin çok önemli bir iş olduğunu görecekler. Bu bir kültüre katkı, yani o ülkenin siyaset iklimine, uzlaşı iklimine katkı. Bunun yöntemi bile, buradan bir anayasa çıkmasa bile, yani gerçekten uzlaşamasak da bunu yapamamış olsak bile bu girişimin kendisi son derece anlamlı ve dönemin ruhuna uygun. Yani biz ne diyoruz? Bakın öyle bir yerdeyiz ki aramızdaki yani bardağın boş tarafını görmek yerine, aramızdaki farklılıkları öne çıkartmak yerine daha uzlaşabileceğimiz noktaları öne çıkartabileceğimiz zeminler inşa etmeliyiz. Dilimizi bile buna göre ayarlamalıyız. Yani siyasetimizi, dilimizi, siyasal politikalarımızı, yani daha böyle uzlaşma üzerinden yürüyen bir hat inşa etmeliyiz. Ben bu Cumhuriyet'in yeni konsensüsünün, ikinci yüzyıl konsensüsünün bu olduğuna inanıyorum.
Elbette anayasayla da her şey bitmiyor. Bakın anayasa bize ışık veren bir deniz feneri gibi. Ama bir yeni bir hukuk düzeni inşa etmeliyiz bu anayasanın ışığında. Anayasayı değiştirince her şey bitmiyor ki. Şimdi biz siyasal partiler kanunu değiştirmeyecek miyiz? Yani siyasete hakim olan kuralları değiştiremezsek anayasayı değiştirdiğimiz anda demokratik bir topluma geçmiş olacak mıyız? Ya da yerel yönetimler yasasını değiştirmeyecek miyiz? Ya da kamu ihale kanunu değiştirmeyecek miyiz? Ya da seçim kanunu değiştirmeyecek miyiz? Bütün bunların hepsini içine alan bir yeni hukuk düzeni. Ve bu yeni hukuk düzeni işin başlangıcı, bakın Türkiye'nin yeni bir ekonomik modele ihtiyacı yok mu? Cumhuriyetin. Evet. Var. İşte bu yeni anayasanın verdiği hukuk güvenliği burada önemli olacak. Türkiye'nin yeni bir dış politika paradigmasına ihtiyacı yok mu? Bu beş deniz ülkesinde. Yani Avrasya yükselirken, Atlantik gerilerken, imparatorluk ardılı bir devlet olarak bu beş deniz ülkesinde stratejik derinliği olan Türkiye'nin yeni bir bölgesel güç olarak yeni bir dış politika paradigması üretme zorunluluğu yok mu? Tabii. Ya da Türkiye'nin bir toplumsal barış çerçevesine ihtiyacı yok mu? Bütün bunların hepsi önümüzdeki süreçte tartışılacak ama anayasa bir başlangıç noktası. Ve çok meşru bir yer. Çünkü evet. Bütün siyasal partilerin evet böyle bir şeye ihtiyaç var dediği, yani bizim 200 yıllık parlamenter geleneğimize ve birikimimize uygun bir biçimde, evet biz burayı, buranın eksiklerini de tamamlayarak, burayı gidererek yola çıkmalıyız dediği çok meşru bir başlangıç noktası. Ama asla bir son değil, sadece başlangıç Sadece noktası. Başlangıç. O öyle bakılması gerekiyor. Yani. O bakımdan önemli. Ki bu başlangıç noktasının bile tartışılmaya ihtiyacı var önümüzdeki tabii süreçte. Tabii ki. Onun için de zaten sordum. Sayın Fırat, neler söyleyeceksiniz? Şimdi eskiden iktidar muhalefette şöyle bir eleştiri getirdi. Sırf eleştirmek için eleştiriyorlar diye. Şimdi bu yeni anayasa taslağı ya da değişiklikleri açıkladıktan sonra eleştirilere baktım. Bir zamanlar söylediklerinin aynısını yapıyorlar. Yani evet. Sadece eleştirmek için yapıyorlar. Bunun somut olarak da şöyle ifade edeyim. İşte bu anayasa değişikliğinin aslında HDP'ye yönelik bir tür onun kapatmasına yönelik efendim bir işte onların oylarını almaya dönük bir çaba olduğunu ifade ediyorlar. Oysa açın bakın AK Parti'nin programına şunu söylüyor. Türkiye'de parti kapatmaları zorlaştıracağız. AİHM kararlarını esas alacağız. Venedik Komisyonu bugün aldığı bu kararlar çerçevesinde yasal değişiklikler yapacağız. Dolayısıyla daha önce topluma vaat ettiği meselelerde ya da önemli sorunlarda tam tersi bir süreç işliyor. Şimdi o metinde yani altılı partinin açıkladığı metinde, altılı masanın açıkladığı metinde bir vesayet sisteminden bahsediyor. Yani yürütmenin ya da tek adam rejiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde, yargı üzerinde, medya üzerinde, sivil toplum örgütleri üzerindeki vesayetinden bahsediyor. Şimdi bu iktidarın temel meselesi şu değil miydi? Biz vesayetle mücadele ediyoruz. Hep bunun üzerinden bir siyaset kurgulanmadı mı ya da kurmadı mı? Evet. Toplumla bundan oy istemedi mi? Şimdi dolayısıyla burada yeni bir vesayetin inşa edildiğini görüyoruz. Ve daha önceki vesayetlerden de ağır bir vesayet rejiminin öyle ya da böyle kurulduğunu, inşa edildiğini hep birlikte tanıklık ediyoruz. Şimdi orada karşı çıkacakları ya da itiraz edecekleri bir mesele yok. Zira her yıl bir yargı paketi çıkarıyorlar. Yani eğer yargı iyi işliyorsa neden sürekli bir yargı paketi çıkarma gerekli ihtiyacı diye hissediyorsunuz? Altılı Masa'nın o yargı yasama yürütme çerçevesinde o üç saç ayak üzerinde hazırladığı metin bence önemli bir metin. Sadece farklı ideolojik meselelerden ötürü değil. Bizim anayasa geleneğimizde maalesef siyaset kurumu bugüne kadar üzerine düşeni yapmamıştır. Şundan evet. Dolayı yani 1921 Anayasası Ulusal Kurtuluş Mücadelesi zamanında yapıldı. 24 Anayasası devrim koşullarında yapıldı. 61 ve 82 darbe sonrası yapılan anayasalar. Yani dolayısıyla biz de siyasal partilerin bir araya gelerek, uzlaşarak ya da tartışarak hazırladıkları doğru dürüst bir taslak yok. Yani bir ara Cemil Çiçek döneminde böyle bir çalışma yapıldı, Sayın Çiçek döneminde böyle bir çalışma yapıldı. Amacına ulaşmadı. Çünkü AK Parti'nin işine gelmedi. Dolayısıyla onu rafa kaldırdı. Hı. Fakat nihayetinde bugün de Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi yeni anayasamız da hazır. Yani taslağımız da hazır. Yani Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Yani ne kadar değiştirseniz de o 12 Eylül faşizmin ruhu var. Yani o elbise duruyor orada. Onu değiştirmeniz gerekiyor. Onu yani o anayasayla sizin başka bir yüzyılda toplumu idare etme gibi şansınız yok. Anayasa diyor ki basın hürdür, sansür edilemez diyor. Ama bir çıkın hani bir bakın basına nasıl sansürler uygulanıyor. Yani nasıl yani
Mesela Rütük, yani hani bugün şeyin Daron hocanın slaytın şeyinde, evet, yansısında 12 Eylül ile aynı noktada. Öyle. Yani doğru, çünkü aslında yani bir takım en son İbrahim Kalın'ın yaptığı, evet, röportajda hatırlarsınız, hiç soru soruyor gazeteci. Dünya genelinde gazetecilikte önü, hı-hı, açık olanların ilk üç ülkesinde bir tanesi İsveç. Türkiye 149. sırada basın, evet, özgürlüğü noktasında. Şimdi bu işte hani eskiden Fethullahçılar, FETÖ'cüler derdi. Ya basından, gazetecilikten yargılanmıyorlar. Şimdi aynı dili, aynı üslubu mevcut iktidar kullanıyor. Dolayısıyla bu siyaset kurumunun böyle bir sorumluluğu var Türkiye toplumuna karşı. Yani, evet, bu toplumun yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Gerçekten yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Ve bunun için de evet bir uzlaşmanın, bir uzlaşma zeminin hazırlanmış olması çok kıymetli ve değerlidir. Ve somut, hani bugüne kadar ya bunlar toplanıyor da oluyor, hiçbir şey söylemiyorlar deniliyordu. Olmazsa bugüne kadar bence Türkiye'nin bu kadar hani farklı siyasi geleneklerden ya da ideolojik takım şeylerden gelmiş, farklılıklardan gelmiş partilerin demokrasi adına buluşup iyi bir şey yaptıkları hakikaten de nitelikli bir metin. Zaten şunu işte altılı masa biz nokta, altılı masa nokta biz diye bir şey var. Hani oraya gidiyorsunuz ve görüş yazabiliyorsunuz. Her türlü eleştiri yazabiliyorsunuz. Topluma da açık. Bunu zaten götürecekler sivil toplum örgütlerine. Herkesin katkısını alacaklar ve dolayısıyla hani, evet, şöyle bir meselemiz var. Türkiye'nin gerçekten her alanda yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin yeni bir anayasaya, Türkiye'nin yeni bir yönetime, Türkiye'nin yeni bir, evet, gerçekten başka anlayışla yöneticilere ihtiyacı var. Yani baştan aşağı işte, bir yenilenmeye ihtiyacı yani var. Çünkü bizi sürekli şuraya mahkum ediyorlar. Ya ekonomiyle siyasetin ne alakası var? İşte milletin parlamenter rejimle, güçlendirilmiş parlamenter rejimle, evet, ekonomik krizin ne alakası var? Var kardeşim, yani Merkez Bankası işte bağımsız olmadığı zaman Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp kürsüde şunu diyor. Ben diyor faizin indirilmesini savunuyorum. Buna inanmayanlar benimle birlikte yürüyemez deyip, evet, Merkez Bankası, evet, başkanı görevden alıyor. Yine virgül size denk geldi. O bana denk geliyor. Evet, biraz öyle oldu. Yönetmenim daha fazla. Çok değerli hocam. İbrahim Uslu da şu anda stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de ayağınızın tozuyla, evet, geldiniz. Evet, geç kaldığım için özür dilerim ama program hocam çok uzun sürdü. Öyle olunca arkasındaki programlar, elbette, sarktı. Estağfurullah hocam. Hepsine yetişmeye çalıştım. Biraz oradan biraz buradan biraz geldim buradan ama aranızda olmaktan şimdi mutluyum. Şimdi çok teşekkür ederiz. Biz de öyle onur duyuyoruz. Sayın Fırat'ın konuyla alakalı sözlerini toparlayalım. Hemen hocama yani söz vereyim. Bu anayasa taslağını konuşuyorduk hocam. Orada yani yeni bir şey inşa edecekseniz bambaşka bir zemin kurmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu anayasa metni buna sebebiyet verecek. Ve Türkiye'de ilk defa siyaset kurumu gerçekten baskılardan ya da olağanüstü koşullar dışında bir anayasa değişikliğini ve bu toplumun ihtiyacı olan. Yani sadece bakın bu altılı masa oy veren insanların değil. Yani AK Parti'ye, MHP'ye, diğer partiye oy verecek insanlar rahat edebileceği. Yani hani bu yeni despotizm diye bir şey tanımlanıyor ya John Kane'in son kitabında. Orada hani şöyle diyor işte. Ya yargı diyor, iktidar için diyor, hani sihirli bir iktidar yandaşlar için sihirli bir değnektir. Ama muhalifler için keskin bir kılıçtır. Yani o keskin kılıcın öyle olmaması lazım. Daha doğrusu böyle kullanılmaması lazım. Yargının araçsalaştırılmaması lazım. O yüzden Türkiye'nin gerçekten yeni bir anayasa ihtiyacı var. Peki, çok hoş teşekkür hocam ediyorum. Hoş bulduk, çok teşekkür hemen ederim. Hocama söz veriyorum. Biz sizden önce epey bir konuştuk. Konuklarımızın görüşlerini de aldık. Genelde hep olumluydu. Arada yayına girmeden önce sizin de fikirlerinizi az çok duydum ama seyircilerimiz de dinlemek istiyor. Ben de çok şey olumlu buldum. Aslında bu bugünü sadece bugünle sınırlı değerlendirmemek lazım. Bir süredir Kemal Bey ve CHP bir şey yapıyor. CHP geçen haftaki grup konuşmasında falan da Kemal Bey bunu tekrar etti. Yani biz bir tek adama karşı ikinci bir tek adam, alternatif tek adam önermiyoruz. Biz onun için vatandaştan oy isteyemeyiz. Biz ona karşı sistem için, yeni bir sistem için o isteyeceğiz dedi. Şimdi şey zıtlığı tartışmayı benim gördüğüm CHP şey üzerinden, yani bizim adayımız o adaydan daha iyi, benim tek adamım öbür tek adamdan daha iyi falan şeklinde kurgulamayı düşünmüyor. Stratejisi çok başka bir strateji. Evet. Aslında bu uzun zamandır bu şeyde biraz şeyin Kemal Bey daha bu strateji aslında ta referandumu örgütlerken, yani referandumdaki ayrı cephesini örgütlerken kurdu.
Şimdi orada insanları bir araya getiren şey, biz bir muhalefet blokunu bütün şey boyunca, belki yakın siyasi tarihimiz boyunca evet. muhalefet bloku diye bir şeyi ilk kez 2017 referandumunda gördük. Mesela 2015 7 Haziran'ında muhalefet bloku diye bir şey yoktu. Bir tane 25'lik parti, bir tane işte 15'lik parti, bir tane 10'luk parti falan vardı. Evet. Ama bir 60 yoktu o dönemde, muhalefet toplamda 60 almıştı ama 60 yoktu. Onun şeylerini nerede gördük? Yani sonuçlarını. İşte meclis başkanlığı seçimini mesela muhalefet %60 ile kaybetti. Komisyon başkanlıklarını muhalefet %60 ile kaybetti. Sonra 2017'de bir muhalefet bloku oluştu. Ve o blokun oluşmasını sağlayan şey ne mevcut cumhurbaşkanına karşı başka bir adayı seçtirmek ne de ekonomiydi. Sistem tartışması üzerinden muhalefet bloklaştı. Yani biz de bazen biz televizyon programlarında falan konuşurken eminim ki size de geliyordur. Bu sistem, anayasa bilmem ne konuşulduğunda. Anayasa konuşmayın, ekonomiyi konuşun, vatandaşın gündemi şey anayasa mı kardeşim? Evet, anayasa da vatandaşın gündemi aynı zamanda dedim ya. Tabii ilk ki, bloklaşma bu sayede oldu. Şimdi bu gerçeği Kemal Bey deneyimledi ve o süreci yönetti. O gün bugündür de şeye karşı bu işte mevcut sisteme karşı ki mevcut sistem artık sisteme en yakın olanlar dahi savunamaz hale gelmiş durumdalar. Hakikaten yani ne ekonomi modelini ne başkanlık sistemini falan savunan kimse kalmadı televizyonlarda. O yüzden de isimler üzerinden, şahıslar üzerinden ve şey altılı masa üzerinden ya da onun potansiyel işte adayları üzerinden bu tartışmayı yürütüyorlar. Ona karşılık hamle yani hayır isimler üzerinden bir rekabet söz konusu değil. Burada önemli olan isimler değil. Tek adama karşı ikinci bir tek adam getirmek de şu an bulunduğumuz sorunları, yaşadığımız sorunları çözmüyor. O yüzden bir, siyasal sistemi değiştirmeliyiz. O da yetmez. Onu yasal ve anayasal reformlara tabi tutmalıyız. O da yetmez. Ekonomi sistemini değiştirmeliyiz. O da yetmez. Ekonomi sisteminin bütün alt başlıkların, alt sistemleriyle ilgili de bugün sunumlar vardı ya da projeler evet, vardı. Evet. Şimdi dolayısıyla yepyeni ve aynı zamanda bu sistem sadece bizim için yeni değil. Dünyanın yeni ekonominin şey yöneldiği yere doğru yönelen yeni bir şeyle, modelle geldi. Yani işte yeşil ekonomiden, dijital dönüşümden falan bahsedildi. Bunlar hakikaten bundan sonra bütün dünya sistemlerinin kendini dönüştürmek zorunda olacağı şey. Bu yeşil ekonomi bütün şirketlerin, bütün şeyde yani özellikle Avrupa'ya, Amerika'ya mal satmak isteyen bütün ülkelerin dönüşmek zorunda, kendini dönüştürmek zorunda kaldığı yeni bir sistem zaten. Dolayısıyla biz buraya zaten geçeceğiz ve bunların tamamını bir bütüncül şey içerisinde, paradigma içerisinde seçmene sunmayı başardı CHP ve evet. hem masaya hem seçmenlere hem de rakiplerine dedi ki hem de işte bu kanaat önderlerine bundan sonra tartışılması gereken şey sistemlerdir dedi. Ve bizim sistemimiz bu dedi ve kapsamlı bir sistem sundu. Bence o açıdan çok şeydi yani stratejisine baktığınızda, kurgusuna baktığınızda bence şeydi, çok başarılıydı. Başarılıydı. Konu sunumlar çok başarılıydı. Ben bugün çıktıktan sonra bazı arkadaşlar kendileri aradılar. Hani ben arayıp normalde bu tür şeylerde güvendiğim insanlardan feedback alırım falan. Bir kısmı kendisi beni aradı ve yani bugüne kadar hükümetin bu şeye vatandaşa satmaya çalıştığı hikayeyi bu kadar bilimsel, bu kadar sofistike ve bu kadar etkili biçimde eleştiren sunumlar çok az gördük. O sunumları nasıl alabiliriz falan diye sormak için aramışlar aslında. Hani takdirlerini iletmekten çok o sunumlara ulaşmak istediler. Çünkü çok etkileyici sunumlar vardı. Hocam lafınızı kesiyorum. En etkili kılan taraflardan biri de az önce Sayın Fırat da değindi. İktidarla alakalı bir eleştiri, bir yarış veya bir konuşma olmadı. Tamamen hedefe yönelik kendileriyle alakalı, yapacaklarıyla alakalıydı. Doğru. O kısmı bence hani kuvvetlendiren oydu diye düşünüyorum. Katılıyor musunuz? Çok haklı, çok haklı. Ben katılıyorum. Hakikaten şeyi sistem tartışmasını bir polemik üzerinden götürmedi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu zaman zaman çok sert polemiklere de girebiliyor. Evet, ama evet. bugün şey hiçbir polemik yoktu. Sadece yeni bir sistem anlatıldı. Tamamen şey işte yani dünya gerçekleri anlatıldı, Türkiye gerçekleri anlatıldı. Ha, eğer isterseniz o Türkiye gerçeklerinin anlatıldığı bölümlerin tamamı aslında iktidar eleştirisiydi. Fakat bunu bir şey siyasi polemik üslubuyla değil, tamamen bilimsel veriler falan üzerinden bu eleştirileri yaptılar. Ve doğrusunun ne olması gerektiğini söyledi dışarıdan şey programa katılan bilim insanları. Evet.
Bence güçlü kılan da oydu. Bu iş sonunda bir polemik işi değil. Yani yeni bir şey düzen getirmeyi düşünüyorsanız, yeni bir sistem getirmeyi düşünüyorsanız, yeni bir anlayışla önümüzü şeyi Türkiye'yi yeniden inşa evet. etmek istiyorsanız, o zaman başka işler, başka polemiklere bilmem nelere zaten vaktiniz kalmıyor. Yapacak çok sayıda çok ciddi işiniz var demektir. Benim gördüğüm bugün biraz da o duygu verildi. Yani burada ciddi bir şey mesele konuşuluyor. Ülkenin meseleleri düşündüğümüzden daha ciddi ama çözümler var. Çözümleri biliyoruz. Biz hazırız diye özellikle o kavramı Faik Bey de kullandı, Selin evet, Hanım da kullandı, evet. Sayın Kılıçdaroğlu da kullandı. Biz hazırız, Türkiye hazır falan diye. Hakikaten oraya baktığınızda... Ve başlıyoruz. Evet ve başlıyoruz dedi. Evet, başlıyoruz. En güzel tarafı da oydu bence. Evet. Bugün aslında şeyi seçim kampanyasında CHP evet. Başlatmış oldu. Başlıyoruz ve devam edeceğiz. Devam edeceğiz dedi. Bir sürü projeyi açıklama anlatacak vakit bile kalmamıştı. Çok fazla şey vardı. Önümüzdeki süreçte bunlar tek tek hepsini size anlatacağım dedi. Demek ki kampanya bugün itibariyle başladı. Bence yani zamanlaması, dili, üslubu, şeyi, içeriği falan açısından katılımcılar, salonun coşkusu falan açısından baktığımızda evet. Şimdi 4,5 saatlik bir siyasi toplantı olacak şey değil. Ve o siyasi toplantıda akademik sunumlar falan, yani ekonomi eğitimi falan. Ben İzlenme şey, oranı çok yüksek. Siyasal bilgiler mezunuyum. Dolayısıyla hani şey, ekonomi dersleri de aldım falan. Ben takip etmekte zorlandım falan. Ama insanlar büyük bilgiyle takip etti. 4,5 saate geldiğimizde bile salonda inanılmaz bir enerji vardı. Bence salon oradaki herkes o biz hazırız duygusunu şey oradan alarak çıktı. Bence o çok kıymetliydi. Evet yani gerçekten hazırmışız. Yani öyle bir şey. Onu da görmüş evet, olduk. Yani partimiz boş durmamış bu arada. Partinin kurmayları boş durmamış. Ve bu sadece CHP toplantısı da değildi. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu tek tek her bir lideri andı. Altılı Masa'nın görseli dakikalarca ekranda evet. kaldı falan. Evet. Masayı da onur etti. Dolayısıyla hani bir şey Türkiye'nin geleceğini şeyleriyle, ortaklarıyla birlikte, yol arkadaşlarıyla birlikte dizayn etmek gayet isteyen güzel, sorumlu bir şey siyaset anlayışı vardı. Evet. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu o kısmını da ben çok beğendim. Dedi ki bu sadece bir siyasi bir şeydi, çalışma da değil. Siyaset üstü bir çalışma sürdürmek zorundayız. O yüzden bu siyaset dışı katkıları almak zorundayız. Ve bu çok tek alışılmış kriter, bir sistem de bilhassa değil, Türkiye'de hani bizim değil. Gördüğümüz değil yani, mi? Tarz şey, değil. Yani vatanseverlik kriterini koydu sadece. Yani bu ülkeye katkıda bulunmak isteyen herkesin bu şeye, bu koalisyona katkısına evet. hazırız dedi. Ve bu şey, bu bilim insanlarının katkılarını, uzmanların katkılarını siyasi tartışmalara hebe etmemek için siyasetin dışında bunlar kurumlar evet. olmalı. O özel bağımsız kurumlar. Biz olmasak bile o süreçler devam etmeli falan diye. Yani biraz nesnel bakan biri siyasi hırslar olmayan gerçekten derdi ülkeyi bir yerden alıp başka bir yere taşımak şey öyle bir misyonu olan, öyle bir derdi evet. olan ve bu anlamda da bütün katkılar açık ama onları siyasi amaçlarla suistimal etmek gibi bir şey de gizli ajandası da olmayan o insanlara hemen yani partimizi aldık bak dünyanın bir en iyi ekonomistlerini falan öyle bir şey de hani açgözlüğü de olmayan hı hı. ve onları siyasetin tamamen dışında tutmak gerektiğini bizzat kendisi de söyleyen bir şey liderlik ve bir anlayış bizim siyasetimiz açısından çok yeni bu o yüzden evet, insanlar evet, bu üsluba alışacaklar. Fakat en azından salondaki herkes benim gördüğüm bu üslubu satın alarak yani çok büyük bir coşku vardı. Yani kapanıştaki coşku açılıştaki evet, coşkudan bileydi. 4,5 saat sonra yani bu coşkuyu olduk. Yakalayabilmek. Evet. Dedim ya evet çok iyi bir şeyi konuşması vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ama salon esas verilen şeyi mesajı aldı, gördü, ikna oldu. Evet yani hakikaten hazırmışız dedi. Ve orada sunulan o vizyonu da satın almış olarak çıktı. Bence bunlar siyasetimize şey çok net katkılar, önemli katkılar. Kesinlikle öyle. Hem çok net katkılar hem de yeni katkılar, farklı bakış açıları. Şimdi o kadar çok konuşulacak konu var ki konu başlığı önümdeki dosyalardan da anlıyorsunuz ama hazır konukmanı bulmuşken sormak istiyorum efendim. Çok da fazla sayıda soru geliyor. Birincisi asgari ücret. Yani Türk insanının aslında öncelikli konusu sofrası, mutfağı. Kaynamayan tencereler, sofraya konulamayan peynir, zeytin vesaire. Asgari ücrette %50 bir artış olur mu? Olsa yeter mi? Bu bir. Hiç sizi bölmeden devam etmeniz adına soruyorum. Yeni bütçe çalışmalarıyla ilgili fikirleriniz, öngörüleriniz nelerdir?
Burçin Hanım, ondan önce İbrahim Bey de yeni gelmişken o da duysun isterim. Hatta partiye iletsin derim bu iki çalışmayı. Hayri Kozanoğlu diye çok değerli bir akademisyen dostumuz iki tane kitap birbiri ardına yayınladı. Bir tanesi iklim değişikliği. 50 soruda küresel iklim değişikliği ve insanlar. İkincisini ben paylaşmayı unutmuşum sizinle. O da 50 soruda teknolojik gelişmeyle ilgili. Yani burada özellikle Jeremy Rifkin'in ele aldığı konular müthiş bir detayda alınmış ve üstelik yani 50 soruda yani bayağı detay ve çözümleriyle birlikte. Yani yerli uzmanlarımızın da kalitesini çok güzel gösteren iki kitap aynı kişinin. Bunu da İbrahim Bey partiyonun yöneticileriyle tamam. paylaşırsa yok, ben Hayri Bey'i biliyordum sevinirim. Zaten ama kitapları görmemiştim. Çok teşekkür ederim. Yani bizim yerli birikimimizi de görmüş olalım. Tamam, bu Rifkin'e eleştiri ya da ona karşı bir rakip arama şey değil. Sakın böyle yanlış anlaşılmasın. Onu düzelteyim. İkincisi, şimdi konuya dönelim. Asgari ücret gerçekten Türk işin seslendirdiği rakam çok üzücü bir rakam. Rakamı vereyim size. Hayal kırıklığı. 7.786. Şimdi bu olacak şey değil. Niye biliyor musunuz? Daha Türk iş bu rakamı seslendirdiği anda tek kişilik bekar bir gencin yaşam maliyetini yayınladı. Sıkı durun. Ne kadar biliyor musunuz? 10.170 lira. Ya sizin kurumunuz bir tek kişinin yaşam maliyetini yayınlıyor. Siz onun altında bir rakam ileri sürüyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı'na da bir marj bırakalım. Hani Cumhurbaşkanı bunun üstüne mutlaka etkileyecek, koyacak. Çünkü asgari ücret komisyonu hikaye. Yani o görüntü de var. Kararı reis verecek. Onu söyleyelim. Bu zam yani 5500'den buraya yükseltilen bu rakam hiçbir derde deva olmaz. Disk biraz daha ileri gidiyor. 12.500 diyor ki çok makul. Çünkü yoksulluk sınırı 25.000. Yani Türk İş'in yayınladığı yoksulluk sınırı 25.000. O 4 kişilik. Siz bunu karı koca deseniz biliyorsunuz bizde maalesef bakın bütün dünyada Avrupa Birliği'nde, Avrupa ülkelerinde ailesiyle birlikte bir asgari ücret açıklanırken bizde tek kişi için açıklanıyor. Bu çok çağ dışı bir durum. CHP'nin bu konuda mutlaka ve mutlaka bunu düzelteceğini, uluslararası kurallara uyacağını da bir kez daha altını çizmesi lazım. Yani asgari ücret tek kişilik olarak açıklanmaz. Asgari ücret ailesiyle birlikte açıklanır. Buna çok dikkat etmek lazım. O zaman bir 12.500 makul gibi gözüküyor. Dolayısıyla da bu rakam önemli. Ama her 3 ayda bir de revize edilmesi lazım. Çünkü enflasyon... Sayın giderek... Hocam bir saniyenizi rica edebilir miyim? Çok özür diliyorum sizden. Sayın Kılıçdaroğlu bir tweet atmış. Onu hemen aktarmak istiyorum. Diyor ki, ekonomi ve endüstriyel dönüşüm alanlarında Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncularıyla birlikte dünyayla rekabet edeceğiz. Epistemolojik kopuşlar onların olsun. Bizim Türkiye vizyonumuz budur. Türkiye'nin hak ettiği standartlar da budur diye bir tweet atmış Sayın Kılıçdaroğlu. Onu da sözünüzü kestim ama aktarmak istedim hocam. Buyurun. Evet. Yani epistemolojik kopuşa güzel bir ilet olmuş. Şimdi yani 3 ayda bir revize edilmesi lazım. Niye? Enflasyon devamlı artıyor. Hatta bakın baz etkisiyle düşecek diyorlar ya ama fiyatlar artıyor. İstediğiniz kadar baz etkisiyle düşsün. Yani siz adam gidip pazar yerinde baz etkisiyle patates almayacak. Dolayısıyla buradan bir çağrı yapalım. CHP de bunu seslendirsin lütfen. Asgari ücret birkaç kez 2023 yılında gözden geçirmeli. Bakın hayat onlara dayattı. 2022 yılında değil mi iki kez belirleme ihtiyacı duydu. Buna rağmen enflasyona yetişemedi. Bunu Çalışma Bakanlığı'nın da mutlaka gündemine alması gerekiyor. Bir diğer konumuz bütçe dediniz. Şimdi, hemen hocam bir şey söyleyeceğim. Bütçeye girmeden önce bir video yayınlamış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Onu hemen bir verebilir miyiz arkadaşlar? Tabii lütfen. Sağ olun hocam buyurun. Lamı cimi yok,
Bu zorba gidecek. Halktan çaldıkları her şey yine halka dönecek. Zafer bizim olacak. Bunun için doğrul milletim diyorum. Doğrul milletim. Asla başını eğme. Ayağa kalkın gençler. Ayağa kalkın kadınlar. Ayağa kalkın çocuklar. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Söz veriyorum, bu ülkeye hak, hukuk ve adalet mutlaka gelecek. Ve söz veriyorum, bu ülke küllerinden yeniden doğacak. Söz veriyorum, Atatürk'ün vizyonunu hayata geçireceğiz. Söz veriyorum, yaşama sevincini geri alacağız. Çünkü ancak biz kazanırsak Türkiye kazanır. Önce kendinizi alkışlayın. İktidara geliyoruz değerli arkadaşlarım. İktidara geliyoruz. En ufak bir endişeniz olmasın. Dünyanın gözünün içine bakın ve aykırın. Ey dünya, Türkiye senin ucuz iş gücü alanın olmayacak. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Türkiye senin çöp depolama alanın olmayacak. Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya. Sana rakip olmak için. Türkiye bir yıldız gibi parlayacak. Yeni Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Yani haberciliğin bir kenara bırakalım ama vatandaş olarak gerçekten hani umut veren, değil mi? İnsanı şöyle bir rahat evet. Nefes alma fırsatı veren, en azından umutlandıran bir konuşma. O da herhalde en iyi yerlerden bir kolaj yapılmış, en vurgulu yerlerden kolaj yapılmış, onu yayınladılar. Kapanış kısmıydı bu. Son kısmı evet, yani. Evet. Bu ama, şeyi de yalnız bu arkadaki iktidar sloganı da ayrıca evet. Önemli. Çünkü bizim genellikle toplantılarımızda çok duymadığımız sloganlardan biri. Hem bir özlemi ve talebi dile getiriyor. Hem de bir heyecanı ve inanmışlığı. Bakın bu bir de orada 4,5 saatlik bir süreç var. Orada hı. izlenen bir program var. Hani herkes evet. o programın sonunda dahi evet. o coşkuyla o iktidarı talep getiriyor. Yani talep ediyoruz açık. Diyorlar. Evet. Sayın Konukman çok özür diliyorum sizden efendim. Buyurun. Yok bence hiç bozmadı. Ben de heyecanlandım çünkü. Harika. O şeyler güzeldi. Videonun son bölümleri çok iyiydi. Harika. Benim eleştiri hakkım her zaman baki. Her o zaman hocam ne demek? Ama bu tek adam rejimi gidecek yani. Bunun başka yolu yok. Bir kere bunda hepimiz hemfikiriz. Bunda herhangi bir farklarımız yok. Şimdi bütçeye dönersek ne olur ben buradan Müslüm Sarı da varken özellikle bir çağrı yapmak istiyorum. Ya bütçe biliyorsunuz genel kurulda. Ya dehşet bir durum var. 2,8 trilyonluk bir bütçe ek bütçeyle beraber. Değil mi? Yetmedi. Olabilir. Yetmez. Bazen yetmez. Ek bütçe yaptınız. Kardeşim parlamento size 2,8 trilyon izin veriyor. Ya ne yaptılar biliyor musunuz? Gerçekleşme tahminini 3,1 yaptılar. Korkunç bir şey. 300 milyar harcama yetkisi aldılar. Parlamentoya rağmen. Parlamentonun vermediği bir izin. Bu bütçe hakkına büyük bir darbedir. Yani düşünün 1200'lü yıllardan Magna Carta Sözleşmesi ile gündeme gelen bütün dünya parlamentolarında temel kural olan şey şudur. Bütçe parlamentonun verdiği izne göre yapılır kardeşim. O iznin dışında harcama yapamazsın. Ben burada CHP'ye sesleniyorum. Başta CHP olmak üzere meclis muhalefetine. Lütfen olaya el koyun. 300 milyar liralık bir harcama yetkisi iktidarın bulunmuyor. Bunu haykırın ya bir şey söyleyin orada ya parlamentoda. Bu bir. İkincisi ilk 10 aydaki gerçekleşme bütçenin 2,3 trilyon. Bakın not ediyorum 2,3 trilyon. 2 ayda harcayacağı rakam 800 milyar. Dehşet. Ya böyle bir şey dünyada yok ya. Bakın bir daha söylüyorum. 10 ayda 2,3 trilyon. 2,3 trilyon harcamış
800 milyarı da yani 0.8 trilyonu da 2 ayda harcayacak. Ya bu resmen parlamentoya rağmen bir bütçe gaspıdır. Ve seçimi kazanmaya yönelik resmen para dağıtmadır. Kaynak dağıtmadır. Bunun altını çizelim. Onun dışında bir çağrı daha yapıyorum. Şu an bizim bütçe kanunumuz ve borçlanma kanunumuz genel bütçe açığı kadar borçlanmaya izin verir. Yani bizim net borçlanma tutarımız genel bütçe açığı kadardır. Buna iki defa %5'lik izin verir. Bir Maliye Bakanı bunu artırabilir %5. Bir de Cumhurbaşkanlığı. Ya sıkı durun şimdi. Bu rakam 189,8 milyar. Altını çiziyorum. Özellikle Müslüm'ün dikkatine sunuyorum. 189,8 milyar meclisin ve yasaların verdiği izin. Bunu iki defa %5 artırdık diyelim ki yok ortada. O iki karar da yok. Onu yapamazsınız. O karar önce yayınlanacak. Ondan sonra o yetkiyi kullanacaksınız. O kararlar yok. Ben şimdi Ekim ayında daha yeni yayınlandı. İki gün önce yayınlandı. Maalesef medyamız görmezden geldi. Haber bile olmadı. Bakın bir daha söylüyorum. Haber bile yapılmadı. Ali Aydar lütfen. Haber daha yapılmadı. Söylüyorum şimdi. Bu kamu borçlanma yönetim raporu. Müslüm bunu çok yakından izler. Rakamı söylüyorum. 287 milyar net borçlanma tutarı. Yani meclisin verdiği iznin 97,5 milyar yani 100 milyara yakın borçlanma limiti yasa dışı. Bakın altını çizerek söylüyorum. Yasa dışı bir şekilde aşılmıştır. Ben meclisi göreve çağırıyorum. Bir de 2023 bütçesiyle ilgili sevgili Burçin bir şey daha söyleyeyim. Tabii buyurun hocam. 1 trilyona yakın vergi harcaması var. Şimdi bizi dinleyenler anlasın diye söylüyorum. Muafiyet ve istisna. Yani devlet ben diyor 1 trilyona yakın vergiyi almaktan vazgeçiyorum kardeşim. Ne adına? Ya iş adamımız gitsin yatırım yapsın, istihdam yapsın. Değil mi? Biz servet düşmanı değiliz. Tabii ki. Ne kadar güzel. İş adamlarına aktarma yapıyor. Fakat aynı bütçenin gerekçesinde diyor ki bu vergi ve muafiyet ve istisnalarda etkinlik sağlayacağız. Verimlilik sağlayacağız. Bazılarını tasfiye edeceğiz diyor. Ya kardeşim bir yandan bunu söylüyorsun. Bir yandan da etki değerlendirme analizi yapmadan bunun toplumsal maliyetini ve yararlarını analiz etmeden meclise bu konuda bir rapor sunmadan 1 trilyona yakın vergiden vazgeçtim diyorsun. Bunun büyük bir ağırlığı sermaye kesimlerine. Bu ne demek biliyor musun? 2023 yılında toplanacak vergilerin %31'inden siyasal iktidar ben vazgeçtim diyor. Şimdi vazgeçmese ne olur? Hadi 100 trilyon olsun bu. 800 vallahi ne oluyor biliyor musunuz? Bütçe fazla veriyor. Lütfen bütçe fazla veriyor. Bunu da yine başta CHP olmak üzere muhalefet partilerimizin, meclisteki muhalefet partilerimizin dikkatine sunuyorum. Burada noktayı koyayım istersen sevgili Burçin. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sayın Sarı size söz veriyorum öncelikle. Evet, şimdi asgari ücretle ilgili bir iki şey söyleyeyim öncelikle. Birincisi asgari ücreti biz genelde asgari ücretle çalışan insanları ilgilendiren bir mevzu gibi değerlendiriyoruz. Ama öyle değil. Tabii ki değil. Çünkü hocam da çok iyi bilir, asgari ücret Türkiye'de neredeyse genel ücret olmuştur. Yani batıdaki gibi değil, batıda asgari ücretle geçinen insanlar toplam ücretli içinde çok küçük bir kısmı oluşturur. Genelde %4 hocam. Evet. %50 Avrupa Birliği'nde %4 çok haklısın. Evet, dolayısıyla aslında bir genel ücret olmuştur asgari ücret. Evet. Birincisi bu, dolayısıyla geniş toplumsal kesimleri ilgilendirir. İkincisi... Asgari ücretin diğer üzerinde olan ücretler de asgari ücretteki artış zammına paralel bir biçimde zamlanır. Tabii ona göre ayarlanır. Ona göre ayarlanır. Öyle olduğu için de aslında asgari ücretle ilgili düzenlemeler tahmin edilenden daha geniş toplumsal kesimleri ilgilendirir. Birincisi bu. İkincisi asgari ücrete ilişkin bir ücret zammı düzenlemesi yaparken baz aldığınız verilerin ve rakamların doğru olması gerekir. Şimdi ben Türkiye'de enflasyonun ölçülebildiğine inanmıyorum. Yani
hem kamu otoriteleri tarafından, ki onlar zaten doğruyu ölçmeme üzerine kurgulu hareket tamamen ediyorlar. Tamamen farklı çıkıyor. Hem de bağımsız ölçümcüler tarafından da hesaplanamayacağını düşünüyorum. Çünkü enflasyonda bir eşik var. O eşiği aştıktan sonra bir sürü psikolojisi oluşturuyor fiyatlarda. Fiyatlardaki bütün rasyoneliteler ve bütün bağlantılar kopuyor. Herkes kafasına göre fiyat belirlemeye başlıyor. Komşusuna bakıyor. Ya işte mesela evini kiraya verecek. Ya komşu bunu kaçtan kiraya verdi diye bakıyor. Ya da ezine peynirin fiyatı her marketten her markete aynı peynir olmasına rağmen bir standart ortadan kalkıyor. Şimdi standartın ortadan kalktığı yerde asgari ücret ölçülemiyor o eşiği geçtikten sonra. Dolayısıyla Türkiye'de mesela asgari ücrete ne kadar zam yapacağız dediğimiz zaman hangi enflasyonu esas alacağımız kısmı önemli. Mesela ben soruyorum, sizin enflasyonunuz kaç? Şimdi sizinki benimkinden farklı. Yani çeşitli gelir gruplarının tüketim kalıpları birbirinden farklı oluyor. Çok üst gelir grubunun tüketim kalıbı farklı, en alt gelir grubunun farklı. Dolayısıyla onların enflasyonu birbirinden farklı. Bir defa Türkiye'de farklı gelir grupları için farklı enflasyonların hesaplanması gerektiğine inanıyorum ben. Ve oralara ilişkin ücret düzenlemeleri yapılırken de bunun esas alınması gerektiğine inanıyorum. Yani, sevgili Müslüm, 2 yıldır bu çağrıyı yapıyorum TÜİK'e ama TÜİK'in kapıları ve duvarı kapalı. Evet hocam. Yani dolayısıyla %50 artırsanız ne olur enflasyon? Yani hiçbir şey olmaz yani. Yani şu öyle tabii ki %50 şey artırsanız ne olur? İkincisi, diyelim ki çok yüksek bir zam yaptınız. Türkiye'de enflasyonla mücadele eden bir kurum ve bir otorite olmadığı için bugün sizin yapmış olduğunuz bütün bu zamlar birkaç ay sonra enflasyon olarak geri gelecek. Yani bir müddet sonra en fazla 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık rahatlama sağlayacak. Yani sürdürülebilir bir değil. Çünkü enflasyonla mücadele edilmiyor. Yani bugün ne Merkez Bankası ne hükümet, Türkiye'de enflasyonla mücadele eden bir kurum yok bugün. Olmadığı için serbest düşüşe bırakılmış fiyatlar. Yani bir ücret enflasyon, ücret fiyat sarmalı oluşacak. Yani şimdi asgari ücreti %100 arttı. Serbest düşüş değil de üstadım, serbest uçuş artık. Düşmüyor çünkü evet, fiyatlar. Yani dolayısıyla burada bir şey yok. Yani bu, o yüzden enflasyon mesela... Öncelikle ben, halledilmesi gereken enflasyon daha sonra... Asgari ücretle ilgili tartışmaların yani %50, %60, %100 ki ben %100'ün altında olmaması gerektiğine inanan biriyim. Ki çünkü öyle bir benim, şey olmayacak. Benim gördüğüm enflasyonu şahsen Müslüm Sarı olarak... Benim enflasyonum, kendi enflasyonumun ben %200 olduğunu görüyorum yani. Bir sene önce aldığım ürünlerle şimdiki ürünleri karşılaştırdığımda farkın 2 katından fazla arttığını görüyorum. Bu benim enflasyonum. Evet. Daha dar gelirli insanlar için, onların tüketim kalıplarının içinde ciddi gıda harcamaları var. Ve bu gıda harcamalarındaki artış resmi rakamlarda bile normal manşet enflasyonun üstünde. Evet. Yani manşet enflasyonu 85 açıklıyorsunuz ama... Gıda harcamalarını, ulaşım harcamalarını daha üstte açıklıyorsunuz resmi rakamlarda bile. Evet. Dolayısıyla yani %50, Türk İş'in söylediği çok komik. Yani %50 rakamı bile bence hak edilen rakam değil. Kesinlikle. Yani ben zaten ne olursa olsun. Görüşü ama o tabii şöyle bir şey olacak. Yine hocam söyledi. Bir asgari ücret rakamı belirlenecek. Ondan sonra reise gidilecek. Ya reis diyecek ki bu az oldu. İşte ben buna 2000 lira daha ekliyorum ya da düz yapıyorum. Bir de onun öyle şeyleri var ya. Düz yapıyorum. Yuvarlıyorum mesela. Yuvarlıyorum, düz yapıyorum diyecek. Oradan da bir yani işçi dostu gibi görünüp bir siyasi prim elde edilmeye çalışacak. Şimdi şöyle bir şey var. İnsan hep şöyle düşünüyor. Keşke sürekli seçim olsa. Gerçekten seçim dönemlerine... Hayat böyle bir süre çok güzel oluyor. Her şey şahane. Bütün sorunlar çözülüyor. Seçim dönemlerine yaklaştıkça hükümetin bir işte sonbahar planı vardı. Bu sonbahar planını uyguluyor. Yani bu insanların zor iktisadi koşullarını rahatlatıp bunu oya çevirebilmek için ya da bu olumsuz algıları ortadan kaldırabilmek için üst üste bazı eylemler açıkladı. İşte EYT de bu ay gelecek gibi görünüyor. İşte sözleşmelilere ki kadro EYT için verilmesi. Daha önce koltuğu kaybetme pahasına bile evet. Yani hiç olmazsa vatandaşların bazı sorunları bu arada en azından çözülüyor. Seçimden seçimine birkaç sorun çözülüyor. Ama bunların seçim yatırımı olduğu çok açık, çok net. Tabii. Yani gönül ister ki 20 yıldır devam eden bir iktidar bunu gerçekten çözmüş olsun ama çok net. Bu bütçe konusunda hocamın söylediklerinin tamamına katılıyorum. Tabii Plan Bütçe Komisyonu'ndaki arkadaşlar bu konuyla ilgili görüşlerini söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı oylar da yazıyorlar. Ama sanıyorum bunu biraz daha hocam yüksek sesle
dile getirmek lazım, bunu mesele yapmak lazım, sorun yapmak lazım, daha yüksek sesle tartışmak lazım. Bu etki değerlendirme analizleriyle ilgili de şunu söyleyeyim. Plan Bütçe Komisyonu'nda ben 5 yıl görev yaptım ve bu süre içerisinde açık bir kanun maddesi var. Diyor ki Plan Bütçe Komisyonu'na gelen bir kanun eğer gelir azaltıcı ya da gider arttırıcı nitelikte bir kanun ise bunun mutlaka etki analizlerinin yani ne kadar etki yapacak ve neden olduğu gerekçeleriyle beraber getirilmeli diyor Plan Bütçe Komisyonu. Ben 5 yıl görev yaptım. Daha bir tane kanunda etki analizinin getirilmediğini gördüm. Ve bunu her seferinde biz gündeme getirdik. Her seferinde tartıştık. Mesela bunun en acı olanlarından biri bu şehir hastaneleriyle ilgili kanundu. Şehir hastaneleriyle ilgili kanun geldiğinde arada 2-3 tane sağlık bakanı değişti. Ve biz her seferinde yahu bu modelle yaptığınızda ne kadar bir vergi yüküyle ya da ne kadar bir bütçe yüküyle karşılaşacağımızı bize anlatın. Yani bu şehir hastanelerini kamu parasıyla doğrudan doğruya bütçeden yaptığımızda ne olacak? Yap işlet devlet modeliyle yaptığımızda orta ve uzun vadede ne kadar bütçe üzerine yük gelecek diye her seferinde sordu. Kavgalar çıkarttık, bunu vermediler. Ama ne oldu biliyor musun? En sonunda bir AKP milletvekili, vicdan sahibi bir AKP milletvekili onlar için hazırlanmış Excel tablosunu şöyle masama bırakıverdi. Gizli bir biçimde. Dedi ki Müslüm Bey biz bu hastaneleri 26 milyar lira yapabilecek iken bu modelle o günün parasıyla söylüyorum 186 milyar liraya yapıyor olacağız. Adam bunu getirdi böyle benim önüme koydu. Yani bunların etki analizleri aslında birileri için yapılmış. Çünkü evet. Ortada bir rant var. Evet. Rant havalesi yapılacak bir yerden bir yere. Ama kanun hükmü yerine getirilmiyor. Yani orada kanun hükmü yerine getirilmiyor. Bunları çok yaşadık. Peki hemen hocama vereyim sözü konularla alakalı, ekonomiyle alakalı. Evet şimdi bu hakikaten bir taraftan evet buna ihtiyaç var. O yüzden muhalefet de çok fazla itiraz edemiyor ama öte yandan da bu seçim ekonomisi uygulamaları aslında bir süre sonra geri dönüp bütün dengeleri bozuyor. İşte konuşuldu yani asgari ücreti belirlediğinizde bir kere asgari ücretlerin refah seviyesinde satın alma gücünde bir artış geçici olarak yaşanıyor. Sonra eskiye geri dönüyor. Niye? Çünkü böyle fahiş artışlar yaptığınızda bunu finanse etmek için arkasından yeniden enflasyonu azdıracak adımlar atmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu vatandaş o kadar zor durumda ki bu birkaç aylık nefes alabilme aralıkları, boşlukları bile şu an için hayata önem taşıyor. O yüzden muhalefet de sesini çıkaramıyor. Burada önemli olan tabii asgari ücret arttırmak, onu arttırmak, bunu arttırmaktan mada sistemin bir, gelir dağılımı dengesini düzeltmek. İki, fiyat istikrarını sağlayabilmek. Üç, satın alma gücünü korumak ve geliştirmek. Bunlar olmadığı sürece bu yalancı baharlar seçim yatırımı olarak kalmak zorunda ve buna biz aslında hiçbir işe yaramayacak, satın alma gücünü arttırmayacak bir şey için birkaç aylık bir rahatlama için bence iş dünyası yüksek bir bedel ödüyor. Bu asgari ücretle falan şimdi bizde bu tür etki analizleri hani bence yapılıyorsa bile dört başı mamur yapılmıyor. Mesela asgari ücreti şu kadar arttırdığınızda bunun KOBİ'lere, küçük işletmelere, esnafa ya da onların istihdam üzerine falan etkileri falan bunlar da çok fazla ölçümlenmiyor. Onlara baktığınızda belki bu artışlar bir süre sonra yine çalışan kesme, emekçi kesme zarar bile veriyor olabilir. Yani asgari ücretin artması durumunda, ölçüsüz artması durumunda benim gördüğüm aklı başında bir sürü sendikacı ve çalışanda kaygısı da var. Ya işimizi kaybederiz, işveren bunları ödeyemezse bu sefer işimizi kaybederiz ve kayıt dışı çalışmak durumunda da kalabiliriz falan şeklinde kaygısı da var. Ama tabii bunların sağlıklı bir tartışma ortamında tartışılması, iktisatçıların bu tür tahminleri yapması, yani bu artışların esnaflar, KOBİ'ler üzerindeki etkileri, istihdam üzerindeki etkileri, kayıt dışı üzerindeki etkileri, satın alma gücünün etkilerini, enflasyon üzerine etkisini falan hesaplanması lazım. Ama ben
Hani birileri yapıyorsa bile bu çok fazla şey paylaşılmıyor. Yani mesela bu enflasyon şey asgari ücreti şu kadar arttırdığınızda bunun enflasyon üzerine etkisi ne olacak? Bunun hakikaten konuşulması lazım. Şu aralar bunların konuşulması lazım. Evet. Biz sadece işte enflasyon şu kadar, bu kadar asgari ücret arttırmalıyız diyoruz. Evet bu da doğru, yani buna bir itirazım yok. Ama dört başı mamur tartışmayınca sonunda bundan yine benim gördüğüm şey zaten zar zor geçinmeye, yaşama, ayakta kalmaya çalışan küçük esnaflar, küçük işletmeler ve çalışanlar zarar görüyorlar. Çünkü enflasyon yeniden artıyor ve enflasyonun esas onları onlar üzerine biniyor. Çünkü bugün maalesef sunumlarda da vardı enflasyon. İşte şeyden, yoksuldan alınıp şeye yüksek gelir gruplarına kaynak aktaran bir vergi maalesef aslında. Öyle bir işlev görüyor. Evet. Dolayısıyla hani bunu arttırdığınızda aslında düşük gelir gruplarına iyilik yapmış olmayabilirsiniz de. Öyle bir tarafı da var. Ama bunları tartışacak benim gördüğüm bir şey, ortam maalesef yok ülkemizde. Yok. Bir cümle ekleyebilir miyim? MÜSİAD yanlış hatırlamıyorsam dünyada evvelsi gün dedi ki asgari ücreti beklenen enflasyon ölçüsünde arttıralım. Ben de yok ya diyorum. Yani şimdi geçmiş enflasyonu %80-90 olan enflasyonu sineye çekeceğiz. Evet. Enflasyonun baz etkisiyle düşme eğilimi içinde olacağı bir dönemde işte yıl sonunda %40 bekliyorsak beklenti enflasyonuna göre arttıralım diyor. Evet. Hangi yıla istinadın? 2023 farklı, 2024 beklentisi farklı. 2023 önümüzdeki 12 ay enflasyon beklentisi, 24 ay enflasyon beklentisi 2024'te var ya. Çünkü daha düşük bekliyorlar. Onlar düşeceği için ona göre hesaplayalım diyor. Yani inanılmaz. Evet. Bir de ayrıca işveren 8.000-8.500'e razıyken Türk İş'in 7.000 küsur söylüyor olması da acı not etmek lazım. Yani işçileri temsil eden bir kurumun. Değil mi? Çok acı. Evet maalesef öyle. Sayın Veys Dündar, buyurun. Efendim, birkaç not aldım, paylaşayım. Tabii. Ufak ufak, tabii asgari ücretten başlayayım ben de madem. Tamam. Hem Aziz Hocamızın dediği rakam, mutabık kaldığım bir rakam, hem de Veysel Ulusoy'un belirlediği rakam da 12.000 TL civarıydı. Bu rakamlar eğer işçiye yansıtıldığı zaman, asgari ücret 12.000 TL olduğu zaman şöyle bir sarmala döneceğiz. Yine iğneden ipliğe zam gelecek, çalışanlar mecbur, daha doğrusu işverenler çalışanları işten çıkarmak durumunda kalacaklar. Dolayısıyla burada rakamlardan ziyade yeni bir ekonomik sistemin denenmesinde fayda var. Dolayısıyla yeni ekonomik sistemin de bu iktidar döneminde değil, yeni iktidar döneminde enflasyonun halledilmesi tabii, her şeyden önce. Cerrah edeceğini hatırlatalım. Zira az önce alt yazısı da geçti. Fark etmemiştim. Euro 20 TL'ye dayanmış. Bunu bugün fark ettim. 20 TL olmuş. 1 gram altın 1077 TL. Dolayısıyla TL'nin değer kaybını hesap ettiğiniz zaman ne yaparsanız yapın bu iktidar döneminde sağlıklı bir veriye ulaşmış olmayacağız. En nihayetinde iktidarın hikayesinin bittiğini hepimiz görüyoruz. Ne söylerlerse söylesinler 20 yıllık zaman zarfında yapamadıklarının teyidi oluyor. Bir şekilde Sayın Erdoğan'dan sonra geçen aylarda söylediği işte yolsuzluğun önüne geçeceğiz, yapılan işte rüşvetin önüne geçeceğiz ve benzeri. Bu sizin döneminizde gerçekleştiyse sizin bunu düzeltme lüksünüz de olmasa gerek. Buna da vatandaşın kani olmaması tabii gerekiyor. Bu da başka bir şey. Muhalefet noktasında yeni bir enerjinin hasıl olduğu, altılı masayla beraber de yeni bir sinerjinin hasıl olduğu hepimizce aşikar. Bunun iyi değerlendirmesi gerekiyor kanaatindeyim. Sevgili Aziz Hocamız söyledi, onu hatırlattı. Ya külliyenin günlük harcaması 11 milyon TL deniyor. Evet. Böyle bir bütçe talep ediliyor. Evet. Şimdi 11 milyon TL deyince de çok düşük geliyor aslında. Yanına 6 sıfır eklediğiniz zaman ben telaffuzunda zorlanıyorum. Bunu da izleyenlerin dikkatine... 11 trilyon eski rakam. Evet, yani 11 bunu da trilyon. Her gün harcayacaklar. Böyle evet, bir bütçe talepleri var. Saate vurursak hatta saate daha... Bunu programın başından beri söylüyoruz ya. Sadece israfı önlesek bu iktidar döneminde nelerin artıya geçeceğini hep beraber görüyoruz. Beraber hareket etme noktasında şimdi altılı masanın hakikaten alkışlanması gerekiyor. Daha önce denendi. Evet, Ecevit ve Erbakan döneminde denendi. Sağcısı solcusu yeri geldiğinde Türkiye'nin önceliğini hedef edinerek beraber iktidar oldular. Şu an her ne kadar tam manasıyla sevgili Aziz Hocamızın dediği gibi sosyalistler masada olmasa bile sağcısı ve solcusu altı masa bir arada Türkiye'nin geleceğini önceleyerek beraber hareket ediyorsa bunun da desteklenmesi gerekiyor. Kanaatim her ne kadar milletvekili noktasında rekabet edecek olsalar bile ülkenin birliği ve beraberliği bu Badire'yi atlatabilmesi için beraber hareket etmeleri takdire şayan. Yeni anayasa taslandı. Ben 9 ana başlık ve 84 alt başlıkla mutabık kalınan ve geçtiğimiz günlerde de dile getirilen anayasa taslağıyla ilgili birebir şahit olduğum birkaç şey oldu. Evet. Bu
görüşmelerde bulunan genel başkan yardımcıları olsun ya da birinci derecedeki yetkili arkadaşlarıyla beraber işte bir yerde buluşmuşuz. Gece 12'de sohbet ediyoruz, çay içiyoruz filan. Gece 12'de telefonlaştıklarını, ya şu maddeyle ilgili böyle bir itiraz var, bunu nasıl düzeltiriz dediklerine şahidim. Dolayısıyla hani bizim uzaktan beğenmediğimiz işte altılı masa hiçbir şekilde çalışmıyor. Çok fazla böyle atıl kaldılar. Bir şey öyle üretmediler. Bir şey yok. Yok. Hakikaten büyük bir efor harcadılar. Sürecin başından beri dışarıdalar, sahadalar. Hiçbir hem şey yapmamış hem de her hafta buluştular. Dolayısıyla burada bizim mutfaklar da çok yoğun çalıştı. Aynen. Yani o, onu da takdir etmek lazım. Erdoğan'la ilgili şöyle de bir şey dile getireceğim. Daha önceki bölümde de söyledim. Yani ben Erdoğan'ın aday olmasını ve adayken kaybetmesini talep edenlerdenim. Yani bunu vatandaşın ona artık seni istemiyoruz göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Lakin bugüne kadar Erdoğan'ın her istediğine de okey denen bir muhalefet var. Nedir o? Ben birkaç not aldım. Mühürsüz oylarda okey demişiz. İtiraz etmemişiz. O 2,5 milyon oyun neye tekabül ettiğini... Ne de mühürsüz oylarda evet, mı diyorsun? Hocamız daha iyi bilir. 51'e 49 geçti hocam, hatırlarsınız. Evet, evet, tabii, tabii. 2,5 milyon oyun geri aldığınız zaman 55'e 45 hayır oluyordu referandumun neticesi. Biz ona yeterince reaksiyon göstermedik kanaatini muhalefet olarak. İstanbul seçimlerinde aklımızla dalga geçildi. Dört zarftan vaktimiz var, yavaş yavaş anlat. Öyle mi? Yani ben bilmiyorum kaç dakika. Hep ben yine sonda bana kaldığı zaman böyle şeye basar gibi 7 dakikamız varmış. O, tamam. Peki o zaman yayılayım biraz da. Şimdi İstanbul seçimlerinde de hatırlayın evet, hocam. Evet, tek maalesef zarfın içinde bir tanesi geçersiz sayıldı ve İstanbul seçimleri tekrar. 4 tane var, 3'ü geçerli, biri geçersiz. Yani bu resmen akılla dalga geçmek, başka bir şey. HDP'nin tüm belediyelere kayyum atanmasına da yeterince itiraz etmedik. Dolayısıyla bu da iktidarın önündeki büyük bir engelin kaldırılması ve hatta belediyelerde yapılan hizmetlerin belki de yolsuzluklara düçar oldu çünkü medyaya da yansıdı. Kayyumların ne kadar yolsuzluk yaptığına dair de haberleri okuduk bilahare. Erdoğan üzerinde de şunu şuraya getireceğim. Kendisinin aday olma ya da olamama ihtimali. Ben aday olamayacağını konuşuyoruz. Yeni anayasa düzleminde de. Olmaması için gereken bütün itirazların muhalefet tarafından yapılması gerekiyor. Dolayısıyla hayır işte Erdoğan'ı mağdur etmeyelim, aday olsun zaviyesinden ziyade daha baskın bir reaksiyon gösterilmesi öyle gerekiyor. Öyle bir hava mı var yani? Öyle görülüyor zaten. Yani muhalefet de buna rıza gösterecekmiş gibi duruyor. Olmamalı. Orada sorun şeyden hani rıza göstermekten mi adam? Burada karar verici tek merci var üstadım malumunuz. YSK. YSK'nın da buna zaten bir şey kabul edeceğini herkes düşündüğü için itiraz etseniz de bu sadece kamuoyu yapma anlamında bir itiraz. Hukuki bir itiraz yok yani. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'na şey adaylık başvurusu yapıldığında evet adaysınız dediğinde tartışma bitmiş oluyor. Şöyle ama bir şey olabilir. Sorun erkene alma meselesi. Erkene alınması ile ilgili mesela biz en son parti meclisinde bu konuyla ilgili bir değerlendirme tabii muhalefetin yaptık. Rızası lazım. Erkene alınması konusunda yani biz hep erken seçim talebinde bulunuyoruz ama Haziran'a kadar geldik ama işte Haziran'da yapmayalım da Mayıs'ta yapalım diye bir teklif geldiğinde Nisan tarihi de konuş. 16 Nisan falan diyor. Geldiğinde biz bunu kabul etmeyeceğiz. Haricinde bir meşruiyet tartışmasını bir meşruiyet tartışmasını oradan devam ettireceğiz evet, yani. Doğru, o açıdan önemli. Evet. Evet. Doğru. Buradan hareketle Erdoğan'ın da şöyle bir hepimiz de biliyoruz yani aleni olarak çıkıp da ben adayım demedi henüz. Az önce de dile getirmiştim. Erdoğan son anket seçimlerine bakarak muhtemeldir. Yani aday olmama ihtimali de var. Katılır mısınız bilmiyorum. Çünkü kaybedeceği bir seçime girmek istemeyecektir herhalde. Şey onu mecburen aday yapacaklar artık. Aday olmama bence şansı kalmadı. Bence de yok. Çünkü etrafındaki herkes onu zorlayacak. Peki hocam başka kendi bir şey, böyle bir talebi olur da mı kabul görmez? Ben hani kendinin böyle bir talebi olmaz diye düşünüyorum. Bence de olmaz. Çünkü gerçekçi bir yani siyasi gerçekçiliği olan bir şey siyasetçi Sayın Erdoğan. O da bilir ki yani ben aday olmuyorum dediğinde. O da yenilgi. Şeyin, efendim, o da yenilgi. O da yenilgi birincisi. İkincisi yani etrafındaki hiç kimse onun aday olmamasına şey imkan vermeyecek. Herkes onu zorla tabii aday olsun tabii diye zorlayacaktır. O yüzden şey yani Erdoğan şey kaçınılmaz aday. Aynı zamanda doğal aday tabii yani evet, şeyin İktidar Partisi'nin genel başkan olma sıfatıyla. Ben de bir latifeyle bitireyim madem. Epistemolojik kopuş. Aziz hocam da bir söz istiyor. Ben buyurun son hocam. Bir söz isteyeceğim ama. Buyurun hocam. Bağlantı, yani İbrahim Bey'in ve Müslüm Sarı'nın söyledikleriyle bağlantılı bir şey söyleyeceğim de. Verdiniz mi izin? Estağfurullah hocam buyurun ne demek? Şimdi konuşuyor. Ama hocam Aziz hocam. Devamlı surette. Dünya,
Duyuyor musun Birleşmiş beni? Birleşmiş Milletler'in dünya gıda şeyi var. Protokolü, şey, dünya gıda programıyla bizim Milli Eğitim Bakanlığı bir protokol yapmış. Bu çocuklara bir öğlen yemek vermeyi. Evet. Hatırladınız değil mi? Evet. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakana soru sorulunca cevap veriyor. Yahu kardeşim verdiği yanıt şu. Ya bu protokol gereği diyor bir fayda maliyet analizi yapacağız. Bir etki değerlendirme analizi yapacağız. Onun sonucuna göre diyor. Ya utanmazca bir tutum ya. Olacak şey değil. Ya çocuklar aç. Onların bütçeye ne getirip götüreceğini analiz ediyor. Evet, bunun hesabı yapılamaz. 1 trilyona yakın vergi gelirlerini sermayeye bağışlıyor. Onun bir fayda maliyet analizini, bir etki değerlendirme analizini meclise sunmuyor. Ya bundan daha vahim, bundan daha bütçe hakkının evet. ihlali olabilir mi? Bu birincisi. İkincisi, bakın bizim bir girdi çıktı tablomuz var. Evet hocam. Bu girdi çıktı tablosu kimin nereden ne aldığı, kime ne verdiği çok önemlidir. Bunun tarihini biliyor musunuz en son çalışma TÜİK'in yaptığı? 2012. Aradan değil mi 10 sene geçmiş. Teknoloji evet. kat sayıları değişmiş. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Asgari ücret dediniz ya, emeğin ücretinde %1'lik bir artış olsa sektörel fiyat artışları ne olur? Dolaylı dolaysız etkilerin toplamı olarak diyorum. Evet. Bunun enflasyona katkısı ne olur diye bir soru sorsun meclisten birisi. Hiç kimse cevap veremez. TÜİK'in elinde teknik bir veri yok. Ya da şu soruyu soralım. Ham petrol fiyatlarında %1'lik bir artış olsa sektörel fiyat artışları ve enflasyon ne olur diye sorsanız yanıt yok. Ya da kurda 1 liralık bir artış olsa ki artıyor kur. Sektörel fiyat artışları ve enflasyon ne olur diye sorsanız siyasal iktidarın elinde bir veri yok. Evet, muhalefetin hiç yok. Yani bu iktidar yönetemez bir konumda. Bunun altını çizelim. Peki hocam. Yönetemez mi? Önünü göremez ya. Önünü göremiyor çünkü. Hiçbir teknik altyapı çalışma tamamlanmamış. Dolayısıyla adı şu bunun. Saldığım çayıra Mevlam kayır. Peki hocam. Son sözlerimizi toparlayalım. Yönetmenim uyarıyor. Hemen söyleyeyim. Aziz hocama da buradan bir latifeyle bitireyim. Devamlı surette Müslüm Sarı'ya iltimas geçtiniz. Sizin öğrenciniz olmamız mı gerekiyordu? 10 defa Müslüm Sarı, Müslüm Sarı dediniz. Ya, şimdi o Müslüm benim meslektaşım. Çok yakın dostum. Evet hocam. Veysi Bey yani özel bir durum var. Estağfurullah. Günün latifesi olsun hocam. Şakalaşıyorum. Saygılar hocam. Saygılar. Epistemolojik koçuş, cumhur, kopuş Cumhur İttifakı'nın olsun diyorum. İnşallah yeni iktidar. Biz söyleyemiyoruz. Aynen dilim dönmedi. Günün son saatleri normaldir. Gerçek da, gündemi yeni iktidar da, belirlesin diyelim. Onu da alt üzerden aldılar. Bari insan ismini zikreder. O epistemoloji, o Azizcan Türkel vardı. Aynen öyle. İnsan Marksist, en azından Marksistlerden, filozoflardan biri Fransız Komünist Partisi'nin önemli. Aynen yani. Evet. Duy Althusser. Evet ay, hocam. Maalesef haksızlık yaptı. Ona şimdi, bir gönderme yapmadı. Bak. Sayın Fırat, Sayın Uslu, Sayın Sarı, Sayın Konukman, Sayın Dündar hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şahane bir programdı. Keşke şu ekibi önümüzdeki haftada aynı şekilde buraya alabilsem. Ben bir şansımı zorlayacağım evet, hafta için. Evet, bu sefer zor vaktinde gelirim. Süpersiniz hocam, harikasınız. Yeni bir toplantı yapmazlarsa. Çünkü gerçekten çok konuşacağımız şey vardı. Evet, evet. Ama tabii gündem yoğundu. Bu hafta neler eklenir bunun için? Bu hafta neler eklenir daha bugün? Daha neler eklenir? Tamam. Türkiye'de iki gün gündem. O zaman ben konuklarımdan şimdiden söz aldım. İnşallah haftaya da birlikte olacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza ve bizi izleyenlere, değerli mesajlarınıza. Elimizden geldiği kadar yanıtlamaya çalıştık. Devamı haftaya diyelim efendim. Yarın akşam da saat 18'de.